İstanbul Mali Müşavirler Odası İş Denetim Komitesi'nin hazırladığı panele hoş geldiniz. İşletme sahipleri için iş denetimin sunduğu fırsatlar konulu panelimizde konuşmacılarımız var. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Erol Demirel'i kürsüye davet ediyoruz. Marmara Üniversitesi'nin çok değerli dekanı, sevgili hocam, ki de Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün kurucu onursal başkanı, Türkiye İş Denetim Enstitüsü Başkanı, çok değerli konuşmacılarımız, misafirlerimiz, odamızın çok değerli yöneticileri, kurul üyeleri, komitemizin, iş denetim komitemizin değerli üyeleri, sevgili meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, öncelikle ses tonum için ve öyleyse görüntüm için biraz özür diliyorum. Birkaç gündür, velhasıl dün geceden beri de daha da kötüyüm. Ama sizlerle beraber olmak enerji katıyor. Verdiğiniz destek, enerji ve burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii yine güzel bir etkinlikte bir aradayız. İş denetim komitemiz, iş denetimin farkındalığının artırılmasına yönelik gerek meslek mensupları nezdinde, gerek işletmeler, işletme sahipleri nezdinde, gerek toplum nezdinde artırılması için çalışmalar yürütüyorlar. Bugün de yine işletme sahipleri için iş denetimin sunduğu fırsatlar ana başlığında oturumlarımız gerçekleştirilecek. Değerli konuklarımız sizlerle görüşlerini, düşüncelerini paylaşacaklar. Ben de aynı zamanda konuşmacılardan biri olacağım. O yüzden açılış konuşmasında iç denetimle ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum. Ancak söylemek istemiyorum. Ancak tabii müthiş bir değişim sürecini yaşıyoruz hep birlikte. Katılanlar bilir. Kasım ayında odamız bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyumun konusu teknoloji ve inovasyondu. Orada da gördük, her şey çok süratle değişiyor. İş yapma biçimlerimiz değişiyor. Mesleklerin şekilleri değişiyor. Teknoloji girdiği her an sadece mesleğimiz açısından değil, tüm sektörlerde, tüm iş alanlarında müthiş bir değişim gerçekleşti. Tabii bu değişim beraberinde pek çok riski de barındırıyor. Riskleri de getiriyor. İşte içinde bulunduğumuz süreç bu değişimi yönetmek, bu değişimin getirdiği riskleri yönetmek en önemli konu. Eskiden risklerden kaçınırken şimdi riskleri fırsata dönüştürebilmek, riskleri fırsata dönüştürürken buradan yeni değerler yaratmak en önemli süreçlerden bir tanesi. İç denetim bu anlamda son derece önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Bu anlamda yapılan çalışmalar çok önemli. Sizlerin de bu çalışmalara destek olmanız. Çünkü mesleğimiz bu değişimden biraz önce sözünü ettiğiniz gibi fazlasıyla etkileniyor. Önümüzdeki süreçte şekil değiştirecek, iş yapma biçimini değiştirecek mesleklerin başında geliyoruz. Biliyorsunuz Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin en tutucu, en ihtiyatlı kurumlarından biri olan Maliye Bakanlığı'nın son 10-15 yıl içerisindeki değişimini, özellikle 2004'ten bu yana geldiği süreci çok yakından
görüyoruz. Bu anlamda uzmanlık alanları öne çıkıyor. İç denetimde çok önemli bir uzmanlık alanı. Bu alanlarda kendimizi geliştirmek, bu alanlara dikkatimizi vermek ve bu alanlarda müşterilerimize değer yaratmaya ve bu değerin de ortağı olmaya çalışmak durumundayız. Çok değerli konuşmacılarımız var. Açılış konuşmalarında da yer alacak olan panelde yer alacak olan dostlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız var. Ben çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. İç denetim komitenize başta başkanı ve bütün üyeleri olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinliği yine gerçekleştiriyorlar. Hocalarıma katılımda bulunan, bilgilerini bize paylaşacak olan değerli konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Başarılı bir etkinlik olmasını diliyorum. Kolay gelsin. Açılış konuşması için İstanbul Türkiye İş Denetim Enstitüsü Başkanı Sayın İbrahim Murat Çağlar'ı davet ediyorum. Sayın Başkan Yardımcım, değerli katılımcılar, hepinize saygıyla selamlıyorum. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın bizleri böyle güzide bir programda davet ettiği ve ağırladığı için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de 10 yılı aşkın süredir bir meslektaş olarak bu odanın bir üyesiyim. Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nü daha önceden tanıma fırsatı olmayanlar için çok kısaca size tanıtmak istiyorum. Türkiye İş Denetim Enstitüsü, Türkiye'de denetim mesleğinin gelişimi için 1995 yılında kuruldu. Yani bizim gibi genç bir meslek örgütü olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluşu olan 90 yılından 5 yıl sonra. 2017 yılı sonu itibariyle 800'ü aşkın firmanın temsilcisi dernekte temsil edilmektedir. 2453 bireysel üyeyle yolumuza devam etmekteyiz. Çatı örgütümüz olan Uluslararası İş Denetim Örgütü ise 170 ülkede faaliyet göstermektedir. 195.000'i aşkın bireysel üyesi bulunmaktadır. Ülkemizde enstitünün genel icraatlarına baktığımızda mesleğin profesyonellerinin gelişimi, finans ve reel sektör şirketleri ile aynı zamanda kamudaki kurumsal yapının güçlendirilmesi ve mesleğin akademik gelişimi konularında hizmet vermektedir. Hizmet verdiğimiz alanlardan size birkaç örnek sunmak isterim. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz iş denetim, kurumsal yönetim ve risk kontrol yönetimi alanlarında uzman kişilerin katıldığı, deneyimlerini paylaştığı yılda Ekim ayında düzenlediğimiz kongremiz, yazı, makale ve söyleşileriyle denetimde gündem belirleyen 3 ayda bir periyodik olarak yayınladığımız iş denetim dergimiz, iş denetimin anayasası olan uluslararası iş denetim standartlarının düzenli takibi ve düzenli olarak Türkçe'ye çevrilmesi faaliyetleri, yine genç meslektaşlarımıza yol açmak için düzenlediğimiz Gelecek Zirvesi programı, Marmara ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde başlattığımız TİDE İç Denetim Seminer Dersleri, mesleki gelişim ve yetkinlik seminerlerinde akademik TİDE Akademi bünyesinde düzenlemeye devam ediyoruz. Tabii mali müşavirlikte olduğu gibi iş denetim mesleğini icra etmek isteyen meslek mensuplarına da iş denetim sertifikası sınavlarını düzenliyoruz. Bugün işletme sahipleri için iç denetimin sunduğu fırsatlar gündemi çerçevesinde çok değerli konuşmacılarla birlikte olup iş denetimin katkıları üzerinde konuşacağız. Ama öncesinde iç denetim kavramı ile ilgili sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Çağımızın hastalığı olan maalesef gerek sosyal medya gerekse farklı platformların çoğalmasıyla beraber yetkin olmayan ağızlardan iş denetimle ilgili bir takım tanım ve tasvirler yapılmaktadır. O anlamda bugünkü gündemin daha iyi anlaşılabilmesi için size bir iş denetimin tarifini yapmak isterim. İş denetim bir kurumun operasyonlarına değer katan ve onları geliştiren bağımsız objektif bir güvence sunma ve danışmanlık faaliyetidir esas itibariyle. Bu anlamda baktığımızda risk yönetimi, kontroller, kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek,
bunları iyileştirmek, şirket yönetimlerine yol göstermek ve düzenli ve disiplinli bir yaklaşım kazandırılarak bu süreçlerin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. İş denetim birimi ise kurumların karşı karşıya kaldıkları risklerin doğru yönetilip yönetilmediğini şirket yönetimine ve paydaşlarına raporlar. Dolayısıyla risk odaklı yaklaşım esastır iş denetimde. Kurum içinde ise bir başka şapkası iş denetçilerin kuruma bağımsız bir kurumsal danışman gibi hizmet vermektir. Yani gerekli olan her alanda iç hizmette sorumludur. Bu tanım çerçevesinde iş denetim mesleğinin bir bütünü ve bir parçası olan kurumsal yönetime biraz değinmek istiyorum. Ülkemizde 1980 yıllarında bu kavram gündeme gelmeye başladı ama biz bu kavramı çok yıprattık ve bugünkü değerini kaybetmesine sebep oldu. Kurumsal yönetimin açılımını yapacak olursak aslında kurumsal yönetim belli bir tarife bağlı kalmadan bir süreç ve sistemler bütündür. İş denetim bu sistemler bütününde ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal yönetim işletmeye finansman sağlayan kreditörlerden, ürün tedarik eden tedarikçilerden, çalışanlarına kadar iç ve dış paydaşlarına güvence veren bir sistemler bütünüdür. Bu sistemin korunması için kurulan süreçlerin düzenli olarak kontrol edilmesine ihtiyaç vardır. İşte bu anlamda, bu çerçevede de iş denetim devreye girmektedir. Hep kurumsallaşma işletme bazında değerlendiriyoruz ama bir paragraf daha açarsak aslında kurumsallaşmanın diğer paydaşları da ekonomik anlamda baktığımızda farklı aktörlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bugün politika yapıcılar iyi bir kurumsal yönetimin finansal piyasa istikrarına olan etkisini net bir şekilde görmekteler ve bununla ilgili düzenlemeleri getirmekteler. Ülkemizde de SPK nezdinde ve Borsa İstanbul nezdinde yapılan çalışmalar bunun bir göstergesidir. Sayın Başkanım burada bizimle beraber olsaydı belki bu cümlemi önlemle keser de özellikle 4 yılda bir düzenli olarak çıkan vergi afları belki mali müşavirleri de bu anlamda çok tedirgin ediyordur. Kurumsallaşmadan ne kadar uzaklaştığını da bir anlamda göstergesiyle vurgulayabilirim. Peki kurumsallaşma hangi aşamada bir işletmenin hayatına girmektedir? İlk şirketi kurduğunuzda bir ticari işletme, bir müessese faaliyete başladığında aslında işletme sahipleri tarafından kontrol altında tutulmakta ve o işletme sahiplerinin itibarı ile borçlanma, finansal kreditör bulma, tedarikçileri bulma gibi bir kurulucu yöntemle ilerleyebilmektedir. Ancak işler ne zaman ki belirli boyuta gelip işletmenin kurucularının kontrolünden çıktığı aşamada işte sistemler ve kontrollerin kurulma gereği ortaya çıkmakta. Aksi takdirde finansman zorluğundan yolsuzluklarla işletmenin sonuna kadar gitmesine, iflas etmesine sebep olacak durumlarla karşılaşılmaktadır. Büyüme ile birlikte kurulan bu süreçlerin ve risk odaklı yaklaşımın kontrolü ve denetimi iş denetçiler tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla kurumsallaşma yolunda iş denetimi ve iç kontrol sistemlerini özümseyememiş işletmelerin uzun yolda yürümesinin pek mümkün olmadığını görmekteyiz. Bugün orta büyüklükte ve büyüklükte büyük işletmelerimizin kurumsallaşmış yapıların içerisinde iş denetim faaliyetlerini barındıran firmaların yurt dışı kreditörlerden çok rahat finansman bulduğunu, daha düşük maliyetle finansman bulduğunu, yabancı ortak alımında daha da ön plana çıktığını net bir şekilde görmekteyiz. Keza iç piyasada özellikle faizlerin yükseldiği bu dönemde iş denetim birimine sahip ve kurumsal derecelendirmede yüksek not alan firmaların faiz nispeti oranında geçen ay yaptığımız bir çalışmaya göre yaklaşık %20 nispetinde düşük maliyette borçlanmaya gidebildiğini çok net bir şekilde görmekteyiz. Özetle kurumsallaşma için diyebileceğim şey pusulanız olabilir. Ancak pusulanın sizi yönlendirdiği yere giderken eğer yolunuza çıkacak engelleri önleyecek sistemler, kontroller, risk yönetimini kurmazsanız, bunları iç denetim vesilesiyle kontrol etmezseniz aslında pusulanın gösterdiği yönün hiçbir önemi kalmamaktadır. Önümüzdeki dönemde kurumsal yönetimde büyük adımlar atmış ve en son 2013'te de meslektaşların kurumsallaşması için 2013 yılında çıkarılan mesleki
kararla beraber Mali Müşavirler Odası'nın meslektaşları ve paydaşlarına büyük katkı yapacağını sağlıyorum. Aynı çerçevede Türkiye İş Denetim Enstitüsü olarak da kurumsallaşma çabalarımızın sonucunda 9.13'lük kurumsal derece notumuzla yarattığımız sinerjiyi Mali Müşavirler Odası ile birlikte daha nice projelere taşıyacağımızı, iş denetim mesleğinin ve mali müşavirlik mesleğinin ortak katkısının Türkiye'mize çok şeyler katacağına inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mayıs ayı İş Denetim Enstitüsü'nün farkındalık ayı. Sayın Başkanımız bunu belirtmedi ama ben belirtmek istiyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere İş Denetim Komitesi Başkanı Sayın Cumhur Karatepe'yi davet ediyorum. Saygıdeğer Oda Başkan Yardımcım, Sayın Dekanım, Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün Başkanı, işletme sahiplerinin değerli temsilcileri, meslek ailemizin değerli üyeleri, bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizin temel amacı iş dünyamızda iş denetim kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Ben çok değerli konuşmacılarımız var. Ben kısaca İş Denetim Komitesi'nin faaliyetleriyle ilgili kısaca size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İş Denetim Komitesi sunum planım 4 aşamadan oluşmakta kısaca. Tarihçesi, yapılanlar, yapılacaklar ve hedefler ve iş denetim hakkında birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Sunumumu 15 dakikada bitirmeyi planlıyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda İş Denetim Komitesi, iş denetim faaliyetlerinde gerçekleşen detaycıl ve bütüncül yapısıyla ön plana çıktı. İstanbul Mali Müşavirler Odası dün olduğu gibi bugün de meslek mensuplarının yanında yer almayı görev bilerek 2010 yılında İSMO bünyesinde İş Denetim Komitesi'ni kurmuştur. Komitemizin vizyonu iş denetimin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında proje hedefli çalışmalar yaparak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu'na sunmaktır. Misyonumuz ise iş denetim uygulamalarında meslek mensuplarının kariyerini geliştiren, farkındalığının arttırılarak haksız rekabet ortamında meslek mensuplarına yeni katma değerler yaratmak adına çalışmalar yapmaktır. Nisan 2013 yılında işletmelerde iş denetime duyulan ihtiyacın vurgulanması ve sizlerin aracılığıyla işletme yöneticilerine iş denetimin öneminin anlatılabilmesi konusunda KOBİ'lerde iş denetim için pratik bilgiler kitapçığı yayınlanmıştır. Bu kitapçığa İSMO'daki web sitesindeki yayınlardaki e-kitaplar bölümünden de ulaşabilirsiniz. İlçelerde meslek mensuplarının farkındalığının artırılması adına çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Farkındalık etkinlikleri düzenlenmiştir. ...2015 yılında ise KOBİ'lerde iş denetim için pratik bilgilerle verilmesi istenen bilgilerin daha bir geniş kapsamda meslek mensuplarına ve işverenlerine anlatılabilmesi adına daha ayrıntılı bilgilerle e-kitap 76 iş denetime genel bir bakış kitapçığı yayınlanmıştır. Aynı zamanda bu e-kitapçığın üzerinde çalışmalar devam etmekte olup revizyonu bu yılın içerisinde sizlere ulaştırılacaktır. Dijital ve basılı ortamda sizlere ulaştırılacaktır. Uluslararası denetim sempozyumlarına, iş denetim, uluslararası iş denetim kongrelerine, konferanslara, akademik forumlara, Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu 11 Mayıs'ta da
bir 2018'deki düzenlenecek panellere, iş denetim yöneticileri yuvarlak masa toplantılarına yüksek katılım sağlanarak buralardan edindiğimiz verileri kitapçık ve bu gibi etkinliklerle sizlere paylaşmaya gayret ediyoruz. 2017-2019 dönemi aksiyon planları ve yol haritasının kavramsal çerçevesini belirlemiştik. Bunlar meslek mensuplarının iş denetimi fonksiyonları ve katma değerinin vurgulanacağı genel bilgilendirme amaçlı sektörel farkındalık etkinliklerinin devamı yönünde bu etkinliklerimiz devamı başka organizasyonlarda kısa süreli aralıklarla devamı gelecektir. Biraz önce bahsettiğim meslek mensuplarına ve işverenlerine iş denetimin yararlarının suistimal ve erken uyarı odaklı anlatılması için var olan rehberlerin revizyonları devam etmektedir şu anda ve sizlerle de paylaşılacaktır en kısa zamanda. Şu anda %80-90'ı bitmiş durumdadır. Kaleme alınmış durumdadır. Revizyonları gerçekleşmiştir. Bu yazın veya sonbahara doğru sizlere dijital ve basılı ortamda iletilecektir. Meslek mensuplarına iş denetim uygulamaları için eğitim materyallerinin, o da başkan yardımcımın çok önemsediği bir konudur bu. Burada sivil toplum örgütleriyle, başta Türkiye İş Denetim Enstitüsü ile işbirliği yaparak bu gibi çalışmalarda meslek mensuplarına raporlamalarla ilgili, yönetmeliklerle ilgili bir takım örnekler sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda biz komite olarak komite içi eğitimlere de önem veriyoruz. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın eğitmenlerle eğitim modeli kapsamında ve vizyonundan hareketle biz de komitemizin içerisinde komite içi eğitimlerimize de yer veriyoruz. İş denetimin farkındalığı hakkında üniversite, ticaret odaları ve meslek birlikleri nezdinde bugünkü olduğu gibi üniversitelerle, ticaret odasıyla, Türkiye İş Denetim Enstitüsü ile işbirliği çalışmalarının devamı noktasında hedeflerimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra iş denetimle ilgili makale ve kompozisyon ve köşe yazıları yazılımlarımız devam etmektedir. İş denetim komitesi bünyesinde. Bir yıl öncesinde de büyük ve ilgi gören kadınlıkta mesleki geleceğimizi yönetmek için güncel kalmanın, farklı olmanın önemi vurgulandı ve iş denetimin gelecek eğitimleri meslek mensupları için sunduğu fırsatlar paylaşıldı. Bunu Ali Kamil Bey'in sunumundan aldım, geçen yılki sunumundan. Güncel kalmak, farklı olmak, gelecekte var olmak için ruhsatımızı uluslararası sertifikalarla taşlandıralım. Peki bu uluslararası sertifikalar neydi, nedir? Dediğimiz zaman size girişte de dağıtıldı. Belki çıkışta da alabilirsiniz broşürlerinden. Türkiye İş Denetim Enstitüsü'ne başvurarak bunlarla ilgili detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bunlar CIA, CRMA gibi belgeler, bir takım detaylı bilgilere TİDE'nin web sayfasından ve ilgili broşürlerden edinebilirsiniz. 3 ayrı kategoride 2 yıl arayla da İş Denetim Komitesi İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na da toplumsal farkındalık kategorisinde, kurumsal tanıtım faaliyetleri kategorisinde ve özel ödül kategorisinde ödül kazandırdı. Burada TİDE Başkanı ve TİDE'nin onursal başkanı Ali Kamil Uzun'a desteklerinden dolayı tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Basında İş Denetim Komitesi yer aldı. Komitelerle ilgili, komitemiz ve komitelerle ilgili daha detaylı bilgilere ismimizin web sayfasındaki faaliyet raporları linkinin içerisinden tüm detaylı bilgilere faaliyet raporları linkinden de ulaşabilirsiniz aynı zamanda. İş denetimle ilgili burada daha çok akademik açıdan, ustalık açısından söyleyecekler çok fazla, söyleyecek kişiler var. Ben ondan dolayı fazla detaya girmeyeceğim. Sadece
birkaç bir cümleyle sunumuma son vermek istiyorum. İş denetim her türlü riski bulmak ve onu ortadan kaldırmaktır. En kısa tarifle iş denetim denilince aklımıza gelen şeyler iç kontrol faaliyetleri, risk yönetimi, suistimal önleme gibi örnekler verebiliriz bunlara. İş denetime ihtiyacımız var mı? Bence var. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Peki iç denetçilere ihtiyacımız var mı? Son olarak departmanımızın check-up'a ihtiyacı mı var? Tüm bu soruların cevaplarını bugünkü etkinliğimizde ulaşacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka etkinliğimizde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Açılış konuşmaları için teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu arada izniniz olursa İş Denetim Komitesi üyelerine birer ayağa kalkıp selam vermelerini rica edeceğim. Çünkü ciddi bir toplantı sürecimiz, çalışma sürecimiz oldu. Onları tanımanızı istiyorum. Komite üyelerimizi ayağa alabilir miyim? Bence teşekkür en baştan hak ediyorlar. Komite sekreteri olarak bütün komite üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi mali müşavir için güvenilir işletme danışmanı olma yolunda iş denetimin sunduğu fırsatlar konulu sunum yapmak üzere Sayın Oda Başkan Yardımcımız Erol Demirel'i kürsüye davet ediyorum. Güler Başkanım'a teşekkür ediyorum konuşması için. Tabii haklı kendisi. Biz de oda olarak, oda yönetimi olarak matra arttırımlarına doğru sıcak bakmıyoruz. Çünkü çok meslektaşlarımızı çok yoğun eğitimlerden geçiyoruz. Herkes işini en iyi şekilde yapsın diyerekten en yüksek çabayı gösteriyoruz. Vergi usul kanunu, muhasebe uygulama genel tebliğleri pek çok konuya titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak işte bütün bunlara titizlikle uyan ve bunun maliyetine katlanan işverene matra artırımlarını anlatamıyoruz. Böyle bir handikapımız var. Bunu bu vesileyle ifade etmek isterim. Bir şekilde gerçekten vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebenin tam anlamıyla hayata geçtiği bir ortamda belki bu sıkıntılar belli ölçüde aşılmış olacak. Ben tabii Cumhur güvenilir işletme danışmanı olma yolunda iç denetimin sunduğu fırsatlar başlığını bana da sürpriz olarak gelmişti konu başlığı. Ne diyebilirim, ne söylemeliyim diye düşündüğümde mümkün olduğu kadar tabii akademik değerlendirmelere girmeden yine de iç denetime ilişkin temel bazı şeyler söylemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz sürece ilişkin iç denetimin neden gerekli, neden iç denetim var, ne yapmaya çalışıyor. Bu tespitleri yaptıktan sonra da gerçekten nasıl bir fırsat sunuyor iç denetim meslek mensuplarına, ona ilişkin de birkaç değerlendirmeyi yaptıktan sonra da yine Cumhur'un konuşmasında ifade ettiği gibi artık bu çalışmaları biraz daha ileri aşamaya, farkındalık düzeyini aşan seviyelere taşımak gerektiğine ilişkinde birkaç düşüncemi paylaşıp son vereceğim. O yüzden ses tonuma ve biraz da slaytları hızlı belki geçebilirim yer yer. Bu anlamda da sizlerden özür diliyorum. Tabii işletme hayatı pek çok önemli risklerle dolu. Hem doğal hem kontrol edilebilir risklerle dolu. Her şeyden önce düzenleyici kurumlar pek çok düzenleme yapıyor. Bu değişim süreci içerisinde özellikle önemli
riskleri de tabii beraberinde getiriyor. Düzenlemelere uymak zorundasınız. Onlara uymadığınız zaman önemli meydelerle karşı karşıyasınız. Piyasa tabii önemli risk alanıyla dolu. Pek çok işte piyasa risklerinden söz edebiliriz. Kur riskleri gibi, faiz riski gibi pek çok riskle işletmeler karşı karşıyalar. Faaliyet alanı, hangi faaliyet alanında faaliyette bulunuyorsa, hangi sektörde faaliyette bulunuyorsa o sektörün getirmiş olduğu pek çok risk söz konusu. Çalışanlardan kaynaklanan, çalışanların iş yapma biçiminden kaynaklanan, etik sorunlardan kaynaklanan pek çok riskler veya işte daha iç faktörlerden kaynaklanan operasyonel riskler söz konusu. İçinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan kredi riskleri söz konusu, müşteriler, satıcılardan kaynaklanan pek çok risklerle karşı karşıya işletme. İş denetim ne yapıyor? Bu risklerin yönetimiyle ilgili biliyoruz ki iki tane temel fonksiyonu yerine getiriyor. Bunlardan bir tanesi güvence veriyor. Bir diğeri danışmanlık faaliyetini yerine getiriyor. Hangi konuda güvence veriyor? İyi yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrollerin etkinliği ve amaca uygunluğu konusunda yöneticilere güvence veriyor. Yine yöneticilere varlıkların korunması, risklere karşı önlemlerin alınması, kurum faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması ve kontrollerin geliştirilmesi noktasında da danışmanlık yoluyla değer katıyor işletmelere. Biliyoruz ki 1990'lara kadar yaptığımız işte araştırmalar, okuduğumuz kadar daha bir klasik bir yöntem var. Daha çok olduğu gibi işletme varlıklarının korunmasına yönelik, finansal bilgilerin kontrolüne yönelik bir denetim anlayışı varken özellikle yaşanan ekonomik skandallardan sonra 1990 sonrasında faaliyetlerin daha çok etkinliği ve verimliliğini denetleme yolunu almaya başlıyor. Bu şekilde değer yaratıyor, değer katıyor. Çok söylenir, geçen sunumda Ali Kamil Üstad'ın da belirttiği gibi ben de baktım bu üç savunma hattı, üç defans hattı diyerekten ifade edilen bir konu var. Bu konu daha çok yaptığım araştırmada savunma sanayi ya da askerlikle ilgili, çiftçilikle ilgili, üretimle ilgili çok ortaya atıldığı söylense de şeye çok uyuyor. Yani iç denetim modellemesinde böyle bir modelleme var. İç denetim, üç savunma hattı, üç defans hattı modellemesi direkten. Burada bir tanesi yine tabii bunlar yöneticilerin belirledikleri kendi yetki kontrolleri. Yani birinci defans hattında işletme yöneticilerinin veya kurum yöneticilerinin koymuş olduğu kurallar var. Bunlar yetkililerin kontrolleri şeklinde gerçekleşiyor veya bir takım önleyici tedbirlerin oluşturulması şeklinde gerçekleşiyor. Bunun birkaç cümleyle açacağım. İkinci defans hattı ya da savunma hattı dedikleri noktada risk yönetimi var. Bildiğiniz risk yönetimi var. Üçüncü defans hattında da iç denetim var. İç denetime geleceğiz. Yani aslında iç denetim, biraz sonra söyleyeceğim, bu iki defans hattında gerçekleşen olaylar hakkında denetim yapmak, inceleme yapmak ve onlarla ilgili makul güvence sağlamaya çalışıyor. Demin söylediğim gibi birinci defans hattı dediğimiz ve yani işletmenin iç kontrol noktasında kurumların yine varlıklarının korunması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanması, yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması gibi pek çok konuya ilişkin prosedürler oluşturuluyor, kontrol noktaları oluşturuluyor ve bunlara ilişkin yönetimler gerçekleştiriliyor. İkinci defans hattında dediğiniz gibi risk yönetimi var. Burada işte piyasa, kredi, operasyon, faaliyet, uyum, yasal düzenlemelere vesaire, işletme kurallarına uyum, itibarı koruma, ülke riski gibi pek çok riskleri bu kapsamda değerlendiriyor. Buna kısacası risk yönetimi. Peki risk yönetimi dediğinizde işte bizim bu özellikle bağımsız denetim de daha önce bu çalışmalara katılmış arkadaşlar hatırlayacaklardır. Risklerin önceden belirlenmesi, bunların tanımlamasının yapılması, değerlendirilmesinin yapılması, bunların ölçülmesi ve bunları ortaya kaldıracak, bunlara karşılık verme dediğimiz riskleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınması risk yönetim sürecini bir bütün olarak aslında ifade ediyor. Yeni süreçte
risk yönetiminin aslında amacı daha çok riskten kaçınmak değil, riski yöneterek fırsatlardan yararlanmak, şirket için maksimum faydayı yaratma çalışmaları. Üçüncü savunma hattı ya da üçüncü defans hattı dediğiniz noktada iç denetim yer alıyor. İç denetim faaliyeti slaytta da gördüğünüz gibi aslında birinci ve ikinci defans hattındaki faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği konusunda yöneticilere güvence veriyor ve iç kontrol sistemindeki eksiklikleri tespit ediyor, giderilmesine ve geliştirilmesine ilişkin de katkı sağlıyor. Hani hatırlarsınız yine bağımsız denetim derslerinden, kitaplardan da hatırlarsınız. Evet, yani kontroller yazılmış. Evet, risk yönetimine ilişkin prosedürler yapılmış. Ama acaba etkin mi? Çalışıyor mu sistem? Hani kediyi koymuşsunuz, demişsiniz ki peyniri yenmemesi lazım, bu peynirin korunması lazım. Peyniri korumak için de kediyi oraya koymuşsunuz. Ama fare içeriye girdiği zaman kedi ne yapıyor acaba? Kedi uyuyor mu yoksa farenin üstüne atlıyor mu gibi iç denetim bu anlamda bir güvence veriyor. Kurumsal yönetimden zamanımız kısıtlı nedeniyle söz etmeyeceğim. Elbette ki iç denetim ama kurumsal yönetimin etkinliği açısından da kurumsal yönetimin gerekli amaca ulaşması açısından da önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi güvenilir işletme danışmanı olmak, riskleri ve değişimi yönetmek, tehditleri fırsata dönüştürmek başlığında birkaç şey söylemek isterim. Ama önce şu kitabı hatırlatmak istiyorum. Randy Gage, bu güvende olmanın yeni yolu risk diyor. Yani aslında bir taraftan risklerden kaçınılmaz, risklerden kaçınmak mümkün değil. Hatta güvende olabilmek için riskleri yönetmek lazım. Risklerin yeri geldiğinde üstüne gitmek lazım ki rekabet üstünlüğü de elde edebilirsiniz. Değişik bir kitap bu. Aslında bir marketing yöneticisi, ciddi de bu işlerden para kazanan biri bu risk yönetim sürecine, yani güvenle riski bir arada anlatma açısından gerçekten iyi bir çalışma. Şimdi biraz önce söyledik, her alanda her şey müthiş bir hızla değişiyor, riskler büyüyor, belirsizlikler sürekli hale geliyor. İşte robotlardan bahsediyoruz, hayatımızda işte robotlar, yazılımlar şeklinde hayatımıza giriyor. Bunlar tabii beraberince çeşitli riskleri getiriyor. Medya, sosyal medya yönetimi bir anda yanlış kullanıldığında, yanlışlar yapıldığında ipinizi pazara çıkarabiliyorlar. Siber güvenlik, yani işletmeler sürekli bu yazılımlara karşı sürekli tehdit ve saldırı altındalar. Kişisel verilerin korunması diye bir olay var. Pek çok endüstride önemli, pek çok sektörde önemli. Örneğin sağlık sektöründe çok önemli. Bu bilgilerin korunması, bu risklerle mücadele edebilmek önemli. Bunlar yine hızla değişen regülasyonlar, biraz önce sözünü ettik. Bunlar önemli bir risk unsuru olarak ortaya çıkıyor. Bu riskle beraber, her şeyin değişimiyle beraber aynı zamanda kalite talebi de bir oranda artıyor. Kaliteye olan talep, kaliteye olan ihtiyaç artıyor ve dolayısıyla standartlar hayatımıza giriyor. Rekabetten söz ettik. Müthiş bir rekabet var. Bu rekabetin getirmiş olduğu iyi kötü, rekabetin getirmiş olduğu riskler var. Standartlardan sonra çevreye duyarlılık sürekli artıyor. Çevreye duyarlılık temelinde hepiniz biliyorsunuz işletmeler aynı zamanda özel raporlamalar yapıyorlar. Entegre raporlama hayatımıza girdi. Sürdürülebilirlik raporlamaları hayatımıza girdi. Ve yine buna ilişkin regülasyonlar var. Çevreye verilecek zarara ilişkin bir takım maliyetlerle işletmelerin karşı karşıya kalması gibi pek çok önemli riskle çalışma hayatı, iş hayatı karşı karşıya kalıyor. Mesela bu İON dedikleri Global Risk Yönetim Anketi var. Bu her yıl yapılıyor. 2017 anket sonucunu bulduğumda bu risklere bakıyoruz. Marka imajı
ilk 10 riskin en başında yer alıyor. Marka imajı, beraberin arkasından ekonomik yavaşlama, artan rekabet, yasal düzenlemelere bağlı riskler, siber riskler, biraz önce sözünü etmiştim. Önemli bir risk alanı yenilikten uzak kalmak. Önemli bir risk olarak ortaya. Yani siz yenilikten uzak kaldığınız zaman kendinizi yönetmiş olmuyorsunuz, güvende olmuyorsunuz. Tam tersi, yenilikten uzak kalmak bir risk olarak ortaya çıkıyor. Hatta 2020 yılı ile ilgili öngörülerde bugün ilk sırada olan marka imajı ve itibarın zedelenmesi imajına ilişkin risk yerini yenilikten uzak kalmaya riskine bırakıyor. Böyle bir çalışmayı da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istedim. Tabii bu faaliyet ortamında şirketlerin riske bakış açısı eskiye göre çok farklılaşıyor. Şirketler önceleri sadece riskli faaliyetlerden kaçınarken, biraz önce sözünü ettiğim gibi, bu riskli faaliyetlerin ekstra getirisinden faydalanmaya çalışıyorlar. Riski primlendirme, riskten yararlanma istekleri ön plana çıkıyor. Diğer taraftan, diğer bir ifadeyle şirketler riski rekabetle mücadelede önemli bir araç olarak kullanmaya başlıyorlar. Riskli bir alanda güvenilir bir şekilde faaliyette bulunabilmenin getirmiş olduğu avantajın önemi yadsınamaz. Hani bir yatırım kararı vereceksiniz, riskli bir piyasada yatırım kararı vereceksiniz. İşte burada risk yönetimi son derece önemli. Bunu ölçmesi gerekiyor, tespit etmesi gerekiyor, belirlemesi gerekiyor. Ölçmesi ve önlem alması gerekiyor, fiyatlandırması gerekiyor çeşitli ölçüm yöntemleriyle. Bu risklerin yönetimi bu anlamda son derece önemli. Geleceği öngörebilmek bir taraftan zorlaşırken diğer taraftan da çok daha önemli ve değerli bir hale geliyor. Bu değişim beraberinde getirdiği risk ortamı ile iç denetçilere, şirketlerde güvenilir bir danışman olabilmenin de tabii ki önemli bir fırsatını sunuyor. Bu değişimi öngören denetçiler, kurumların paydaşları için güvenilir bir danışman olurken, bu değişimi takip edemeyenler, bunları yönetemeyenler ise piyasada kaybolma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu çok bilinen, hepimizin zaman zaman tespit etmiş olduğumuz bir şey. Sonuç olarak iç denetim, bu hızlı değişim, belirsizlik ve belirsizliğin getirdiği risklerin rekabet ve sürdürülebilirlik için bir avantaj haline getirilmesinde çok önemli katkılar sunuyor. Risklerin yönetilmesinde öngörülerde bulunabilmek, bu öngörülere dayanarak alınması gereken tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmak, alınan tedbirlerin gerçek anlamda işleyip işlemediği konusunda güvence vermek, eksik, hata ve hilelerin düzeltilmesini sağlamak şeklinde çok önemli bir değer yaratıyor. Yaratılan bu değerde güvenilir işletme danışmanı olma niteliğini beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Son birkaç cümle de artık gerçekten güzel çalışmalar, TİDE çok güzel çalışmalar yapıyor, çok değerli çalışmalar yapıyor. Türkiye'de işte biraz önce ifade edildi, odanın kuruluşundan hemen 5 yıl sonra kurulmuş olmasına rağmen onun da çok yeni bir kuruluş tarihi sayılır Türkiye'deki diğer kurumların ömürlerine baktığımızda. Müthiş bir gelişme gösterdi. Hem uluslararası standartların Türkiye'ye getirilmesi, uygulanması anlamında, hem Türkiye'de iç denetimi olan farkındalığın artırılması konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Biz de uzunca bir süredir TİDE yöneticileriyle, başta Ali Kamil Üstad olmak üzere sağ olsun, hep işbirliği içerisindeyiz. Onlar bizim her zaman çalışmalarımıza katkıda bulunuyorlar, bulunmaya devam ediyorlar. Bugün de onun bir göstergesi. Bunu söylemekle birlikte artık bu çalışmaların biraz daha ileri aşamaya taşınması gerektiğini düşünüyorum. Hem oda olarak hem ilgili kurumlarla, biraz önce Cumhur da ifade etti, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak. Yani bu değer, bu iş denetimin fonksiyonunun yaratmış olduğu değer,
sektörel vakalarla, vaka analizleriyle örnek raporlar ortaya konarak tartışılmalı. Özellikle bu risk denetim sürecinde bir takım manueller oluşturulmalı işletme sahipleri nezdinde ve meslek mensupları nezdinde daha çok farkındalığın yaratılması ve sahiplenilmesini sağlayabilmek için bunlar şart. Biz de iş denetim komitesindeki arkadaşlarımıza bunları aktardık. Bu yeni dönemde gerekli işbirliklerinde sağlayarak meslek mensuplarımızın eline, mesela geçenlerde bu konuyla ilgili biraz baktığımda, biraz araştırma yapayım, ne söylemek lazım böyle bir toplantı dediğimde, birkaç sektörde çok güzel vakaların olduğunu gördük. Sağlık işletmelerinde, tekstil sektöründe, inşaat sektöründe çok çok güzel vakalar oluşmuş. Bu vakaları isimlendirmeden, belli rakamları da onlara monte ederek çok önemli küçük çalıştaylarda arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Çünkü meslek mensupları ellerinde daha böyle somut veriler, somut dosyalar olduğunda inanıyorum ki müşavirliğini yaptığı şirketlere, müşterisi olan şirketlere gidip bunları çok daha kolay anlatacaklar. Orada da onlar işte yani müşterilerin nezdinde de bu farkındalığı büyük ölçüde yaratacaklar. Ben ses tonum için kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sayın Başkan Yardımcım Erol Bey'e bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Bu arada TÜRMOP Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Nazım Hanıl da aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Panelin bundan sonraki bölümü için işletme sahiplerinin güvenilir işletme danışmanlarından beklentileri, yani iş denetimi talep edecek işverenler ayağında bize iş denetçiden neler beklediğimizi anlatmak üzere panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Öncelikle moderatörümüz Sayın Mustafa Sönmez, İş Denetim Komitesi üyesi, aynı zamanda TİDE'nin de yönetim kurulu üyesi. Mustafa Sönmez, hoş geldiniz. Borsa'ya KOTE Ortaklık Yöneticileri Derneği Başkanı Sayın Dalan Erkarakaş'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz. OPET Petrolcülük Yönetim Kurulu Temsilcisi, aynı zamanda Resmi ve Mali İşler Müdürü ve odamıza uzun yıllar Bağımlı Muhasebeciler Komite Başkanlığını yapmış olan Sayın Seyfullah Açı'yı davet ediyoruz. Bu arada panel başlamadan hazırlarda eksik imzalar varmış. Katılımcılardan imzaları tamamlamalarını rica edeceğiz. Buyurun Sayın Sönmez. Herkese merhaba öncelikle. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Herkese tekrar merhaba. Ben öncelikle böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamıza ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkürler ediyorum. Erol Bey, değerli odamızın başkan yardımcısı Erol Bey biraz önceki sunumunda mali müşavirler için güvenilir işletme danışmanı olma yolunda iş denetiminin sunduğu fırsatları anlattı. Bizler ise bu panelimizde sizlere işletme sahipleri açısından, işletme sahiplerinin güvenilir işletme danışmanlarından beklentilerinin ne olduğu konusunda değerli katılımcılarımızın deneyimlerini ve görüşlerini paylaşma fırsatı bulacağız. Bu panelde bizleri kırmadıkları için Borsa'ya KOTE Ortaklık Yöneticileri Derneği Başkanı Sayın Nalan Erkarakaş ve OPET Yönetim Kurulu Temsilcisi Sayın Seyfullah Atçı'ya çok teşekkür ediyorum burada bulundukları için.
Sizlerin de fazla zamanını almadan öncelikle ben ilk sorumuzu Nalan Hanım'a yönetmek istiyorum. Nalan Hanım, içinde bulunduğunuz sektörü de aslında göz önünde bulunacak olursak, işletme sahiplerinin yetkin ve değer yaratan güvenilir işletme danışmanlarından beklentileri sizce nelerdir? Çok teşekkürler. Öncelikle İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Erol Bey'e, değerli TİDE Başkanı'na ve Denetim Komitesi Başkanı'na davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ve bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, KOTE'der biraz söylenmesi zor, hep de bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz ama Borsa'ya KOTE Ortaklık Yöneticileri Derneği Başkanı olarak bugün sizlerin karşısındayım. Mustafa Bey'in sorusu önemli bir soru. Çünkü iç denetim son dönemde bence en az bağımsız denetim kadar önemli hale geldi. Belki ondan daha fazla. Aslında soru bir parça kendi cevabını içinde barındırıyor. İşletme sahiplerinin yetkin ve değer yaratan güvenilir işletme danışmanlarından beklentileri diyor. İşletmeciler için, şirket sahipleri için önemli olan öncelikle iş denetçinin yetkin ve değer yaratan olmasıdır. Biliyorsunuz iç denetim şirketlerin gündemine girdiğinde başlangıçta daha çok iç kontrol gibi algılanıyordu ve işi muhasebeydi, muhasebenin kontrolüydü. Ancak ekonomiler çeşitlendikçe, faaliyetler büyüdükçe ve şirketler globalleştikçe işletme sahipleri, şirket sahipleri artık sadece muhasebenin kontrolüyle yetinmemeye başladılar. Farklı alanlarda ortaya çıkan riskler işletme sahiplerine iç denetimin önemini bir kere daha vurguladı. Ve iç denetim artık sadece rakamların kontrolü değil, sistemlerin kontrolü ve buna bağlı olarak işletme için katma değer yaratma boyutuna taşındı. Özellikle halka açık şirketlerde ise iç denetim şirketleri şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumlu yönetmenin ve paydaşların nezdinde itibarlı kılmanın anahtarı olan kurumsal yönetim ilkelerinin önemli bir parçası haline getirdi. İşletme sahibi artık yanında şirketin misyonunu, hedeflerini doğru anlayan, faaliyetlerini bu yaklaşımla ele alabilen ve iç denetim sistemini genel kuralların yanı sıra şirkete, faaliyet koluna, içinde bulunduğu sektöre göre ele alan, denetlemenin yanı sıra işletmeye değer katacak iç denetçiler aramaktadır. Şöyle özetleyecek olursak aslında kalem kalem ki ben hem dernek başkanlığı hem şu anda çalıştığım denetim ve danışmanlık şirketi ve uzun yıllarca şirket yöneten birisi olarak bunların tamamına gönülden katılıyorum. İşletme sahipleri iş denetçiden güvenilir bilgi akışı, yani kendisine ulaşan finansal ve operasyonel bilginin doğru ve güvenilir olmasını, işletmenin risklerinin, Erol Bey uzun uzun bahsetti ortaya çıkan risklerden, işletmenin kendine özel ve sektörüne özel risklerinin tanımlanmasını ve asgariye indirilmiş olmasını, şirket içi uygulamalarda tatmin edici standartların oluşup oluşturulmadığını ve tabii ki çok önemli şirketin varlık ve kayıtlarının etkin bir şekilde korunup korunmadığının, keza üst yönetim tarafından belirlenen politikaların işletme içinde uygulanıp uygulanmadığını, dış dünyanın, dış düzenlemelerin izlenip izlenmediğini, işletmenin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesini ve bunların sistematik olarak kontrol edilmesini, gözden geçirilmesini ve raporlanmasını beklemektedir. Kısacası işletme sahipleri, şirket sahipleri artık şirketin mutfağını, büyük ölçüde mutfağını iç denetçilerin gözüyle görmek istemektedir. Çok teşekkürler. İlk soru için sanırım yeterli. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, bizler işler, yani güvenilir işletme danışmanı diyoruz ama hakikaten güvenilir sıfatını almak hiç kolay olmuyor. Bunun için Nalan Hanım'ın bahsettiği gibi şirketi çok iyi tanımak ve şirketi yönetenleri, ortakları çok iyi bilmek gerekiyor. Seyfullah Bey, size dönecek olursak aynı soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. İşletme sahiplerinin yetkin ve değer yaratan güvenilir işletme danışmanlarından beklentileri sizce nelerdir? Teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben de sözlerime başlamadan önce Sayın Oda Başkanım, Sayın TİDE Onursal Başkanım, Sayın TİDE Başkanım, Sayın TÜRMOB yöneticileri ve değerli meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben de İSMO'da ve TİDE'de çeşitli komitelerde çalıştım. Bu çalıştığım süreçlerde Cumhur arkadaşım benimle beraber çalışıyordu. Bir deyim vardır, çırak ustayı geçmezse usta usta değildir. Cumhur çok güzel çalışmalar yapıyor, kendisi de gurur duyuyor, teşekkür ediyorum. Gündemle ilgili konu bize geldiği zaman konuyu önce Opet Yönetim Kurulu ile görüştüm. Müsait olur musunuz, gidebilir misiniz, böyle bir talep var diye. Ancak yönetim kurulumuzun yazısından çoğu şehir dışında diğerleri de müsait olmadığı için katlamadılar. Sizlere iyi dileklerini söylediler. Bir şey de itiraf etmek istiyorum. Çalışmalarımı yaparken Opet'in iç denetim müdürüyle de biraz çalıştım. Onun da görüşlerini aldım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bir de aramızda bir misafirimiz var. Onu sizlere arz etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili meslektaşlarıma ben de katılmaları için mail attığımda diğer arkadaşlarıma da iş sahiplerine ve meslek mensuplarına dağıttım. Bunlardan bir tanesi memnuniyetle hemen dönüp katılmak istediğini ve meslek mensubu olmadığı halde katılabilip katılamayacağını sordu. Memnuniyetle katılabileceğini söyledim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aramızda Türkiye'nin en önemli kardiyolog uzmanlarından bıçaksız kalp ameliyatı yapabilen Sayın Profesör Doktor Günsel Şurdum Avcı aramızda. Katıldıkları için teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, sorunuza gelince bir işveren açısından, işletme sahibi açısından baktığımızda yönetim kuruluna güvence veren en önemli birimlerden birinin iş denetim olduğunu görüyoruz ve işverenler de bunun bilincinde. İş denetçi, TİDE'nin de üye olduğu Amerika Merkezi Amerika'da bulunan Uluslararası İş Denetim Enstitüsü IAEA'nın uluslararası kabul görmüş standartları olan UMÇ olan meslek uygulama çerçevesi ve iş denetimin 10 ilkesi standartlarına uygun olarak çalışırlar. İşletmelerin yönetim kurulları kabul görmüş, iyi uluslararası iş denetim standartlarını bilen ve uygulayan yetkin iş denetçilere güvenir. Onların katma değer yaratan bir danışman gibi görür ve onlara güven içerisinde çalışırlar. İşveren açısından iç denetçilere baktığımızda özet olarak şu hususları görüyoruz. İç denetçiler risk esaslı sistem denetimi yaptıkları için, geleceğe değer kattıkları için, değişimin öncüsü oldukları için, statükonun gözlemcisi oldukları için, teknolojiyi yakın takip ettikleri için, sistem hatalarını gördükleri için, eksiklikleri yöneticilere bildirdikleri için, uygunluk yaparak sonuçlarla ilgilendikleri için, işletme sahiplerinin ihtiyaç duydukları ve kendi tespit ettikleri, işverenlerin tespit ettikleri konuları inceleyebilen, işletme sahibine güvenilir, adil değerlendirmeler sağlayan danışmanlardır. Özet olarak böyle bakabiliriz. Teşekkür ediyoruz Seyfullah Bey. Ben şimdi özetle aslında işletme sahiplerinin güvenilir işletme danışmanlarından beklentileri dinledik. Peki güvenilir işletme danışmanı olma yolunda özellikle de değişimi ve dönüşümü yönetmede işletme sahipleriyle iş denetim arasındaki iletişim nasıl olmalıdır? Ben ikinci sorumu öncelikle tekrar size yönetmek istiyorum Nalan Hanım. Çok teşekkürler. Tabii ben salondaki katılımın genel olarak nasıl da olduğunu bilemiyorum. Yani işletme sahiplerinin de olduğunu düşünüyorum müşavirlerin yanı sıra.
Tamam maalesef. Peki. O zaman şöyle diyeyim. Şirketlerin açısından bakmamız gerekiyor. Benim öyle bir misyonum var bugün. Takdir edersiniz ki iç denetimi şirketin tabi olduğu diğer denetimlerden ayıran en önemli özellik çoğunlukla şirketin içinden olan ve şirketin kültürüne, alışkanlıklarına, çalışma tarzına hakim olan kişiler tarafından yapılması iç denetimin. Bu nedenle de iç denetçinin işi biraz zor. Biz de şirketlerdeki tecrübelerden bunu yaşadık. Düşünün, denetleyeceğiniz birimin başındaki kişiyle beraber öğlen yemek yiyorsunuz, sonra çay kahve içiyorsunuz. Ama ondan sonra onun çalışma biçimi, o bölümün riskleri, yaptığı işlerle ilgili rapor hazırlıyorsunuz ve bunu denetim komitesine ya da yönetim kuruluna sunuyorsunuz. Bu iç denetçinin işini biraz zorlaştırıyor. Bu nedenle de şirketlerde bu dengenin çok iyi kurulması lazım. Başka bir açıdan tarif edilirse, halka açık şirketlerde bu daha rahat. Çünkü kurumsal yönetim ilkelerini uygulamak durumunda halka açık şirketler ve kurumsal yönetim ilkelerinin önemli bir unsuru da yönetim kurulu nezdinde oluşturulan denetim komitesi. İç denetçi, iç denetim birimi bu denetim komitesine bağlı ve denetim komitesi bu işleri yaparken iç denetçiyi bir yönetmelikle bağlıyor. Dolayısıyla şirketi bir yönetmelikle bağlıyor. Dolayısıyla halka açık şirketlerde iç denetçinin çalışması bir iç denetim yönetmeliğiyle belirlendiği için daha rahat yürüyor. Diğer şirketlerde de eğer rahat çalışması sağlanmak istenirse bir iç denetim yönetmeliği mutlaka hazırlanmalı. İç denetçinin yönetimle, yöneticiyle bağlantısı kurulmalı ve mutlaka şirket sahipleri, işletme sahipleri iç denetçinin arkasında olmalı ve bunu da bütün şirket çalışanlarına hissettirmeli. Bu şekilde yaratılan bir ortamda iç denetçinin başarısı mutlak olacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan iç denetçinin şirketin hiyerarşisi içindeki yapısına baktığımızda da dediğim gibi esasen halka açık şirketlerde denetim komitesine bağlı olmakla beraber diğer şirketlerde de icra komitesine ya da yönetim kuruluna bağlı olabilir. Ve bu iletişimi de iç denetçi hazırladığı raporlarla sağlar. Dolayısıyla gene sorunun özüne dönersek iç denetçinin bağımsız ve objektif çalışmasını sağlamak için şirketlerde yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak mutlaka bir iç denetim yönetmeliğinin olması ve şirket sahibinin iç denetçinin arkasında olması gerekir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Nalan Hanım özellikle iç denetçilerin görev ve sorumluluklarının yer alacağı iç denetim yönetmeliğinin mutlaka bulunmasına dikkat çekti. Gördüğümüz kadarıyla da yani sektör ve şirketin içinde bulunmuş olduğu düzenlemeler biraz da iç denetim ve işletme sahipleri arasındaki iletişime yön veriyor. Evet. Özellikle halka açık şirketlerde biraz daha rahat oluyor. Evet, Seyfullah Bey, siz de İçinde bulunduğunuz sektörle düşünecek olursak, enerji sektöründe özellikle aynı soruyu iletecek olursam, değişim ve dönüşümü yönetmede işletme sahipleri ve iş denetim arasındaki iletişim sizce nasıl olmalıdır? Teşekkür ederim. Yine ben bir kurumun tepe yöneticisi açısından bakarak değerlendirmek istiyorum. İşletmelerdeki değişim ve dönüşümü iş sahipleri ile iş denetçiler arasında sayılabilecek en önemli husus iki başlık altında alabiliriz. Bunlar dışsal faktörler ve içsel faktörlerdir. Dışsal faktörlere başlıklar halinde çok özet bakacak olursak sonra ikisinin arasındaki farkı bağlayacağım. Küreselleşme, politik ve ekonomik istikrarsızlık, finansal kuruluşların beklentileri, müşterilerin ve tedarikçilerin beklentileri, bilgi toplumu, e-dönüşüm, teknolojik yenilikler, sanayi 4.0, 5.0, siber saldırı, karanlık fabrikalar gibi paydaşlar, artan rekabet, pazar çevresi, beklenmeyen ve artan riskler, değişen mevzuat olarak dış faktörleri görebiliriz. İç faktörler ise
kurum kültürü, erken uyarı sistemi ihtiyacı, hızlı ve doğru karar verme ihtiyacı, risk alma isteği, etik değerler, kurumsallaşma, organizasyon değişiklikleri, çalışanlarla olan ilişkiler, performans ölçümü, daha iyi iç denetim, riskleri tespit etme, çözme ve önerme. Bu içsel ve dışsal faktörlere bir bütün olarak baktığımızda bu hızlı dönüşümü yönetim kurulu tek başına sağlayamaz. Bunun için kendisine yardımcı olabilecek en önemli araç iç denetim birimidir. Bu süreçteki ve yeni yatırımlardaki en önemli yardımcısıdır. İç denetçiler yönetim kurullarına değişim sürecini takip ederek etkili analizler yapar, kurum içi etkileri de gözlemleyerek değişimin istenen amaca ulaşıp ulaşılmadığını yönetim kuruluna bildirir, raporlar sunar. Enerji sektörü açısından olan hususu biraz sonra açıklayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, etkinliğin başından beri aslında şirketlerin kurumsallaşması ve şirket işletme itibarlarının arttırılmasında iç denetim çok önemli diyoruz. Peki kurumsallaşmada ve şirket itibarının artmasında iç denetimin rolü nasıldır? Soruyu yine size yöneltiyorum Nara Hanım. Evet. Şirketlerde kurumsallaşmanın artması ve itibarlı olmak demek, şirket açısından işlerin daha verimli yapılıyor olması demektir. Maliyetlerin daha aza indiriliyor olması demektir. Daha kolay ve daha uygun maliyetli borçlanabiliyor olması demektir. O yüzden de takdir edersiniz ki şirketlerin hayatında kurumsallaşma ve itibar bütün paydaşları açısından çok önemli bir faktör. Özellikle halka açık şirketlerde yatırımcıların şirketlerin iş ve işlemleri konusunda nitelikli bilgi alabilmeleri için en önemli kaynak mali tablolar, raporlar ve özel durum açıklamalarıdır. Bunların dışında şirket ortaklarının, özellikle de şirkete yatırım yapanlar olarak baktığınızda, şirketle ilgili bilgi alması biraz zor olmakta. İşte genel kurullar bunun için bir vesile ama tabii genel kurullara her zaman katılıp şirketle ilgili bilgi almak vesaire çok kolay değil. Siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla şirket yönetiminin yanı sıra diğer paydaşların da şirketlerle ilgili bilgi almasının en önemli yolu mali tablolar ve yapılan kamuyu aydınlatıcı açıklamalardır. Bu tür açıklamaların dolayısıyla şirketlere böyle ulaşabilen paydaşlar açısından en önemli şey bu açıklamaların ve mali tabloların doğruyu, gerçeği yansıtmasıdır. Burada tabii bunu sağlamak için sistem mali tabloların, raporların denetime tabi tutulmasını öngörmüştür. Sizler bunu gayet iyi biliyorsunuz. Dış denetim veya diğer adıyla bağımsız denetim bu işlevi yerine getiriyor. Ancak bu işlemi yaparken esasen finansal raporlamalara, yani raporlara dönük bir denetim yapıyor bağımsız denetim. Oysa iç denetim, uygunluk denetimi ve operasyonel denetimi bünyesinde toplayarak işletme varlıklarının korunmasını, bağımsız denetimde esas alınacak kayıt ve defterlerin tam ve gerçeğe uygun tutulmasını, yönetimin ve her kademedeki yöneticilerin tüm işlem ve faaliyetlerinin hukuka ve şirket esas sözleşmesine uygun olmasını güvence altına alıyor ve bu çalışmaları bağımsız denetimde olduğu gibi yılda bir ya da iki kere değil, yıl boyunca devam edecek şekilde yapıyor. Süreç ve verimlilik odaklı çalışmasını beklediğimiz iş denetim sistemi, şirketlerin iç kontrol sistemi, risk yönetimi ve kurumsal yönetimini geliştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini, kaynak ve kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Hata ve suistimali bu şekilde çalışarak büyük ölçüde önlüyor. Riskleri tespit ederek kayıpları azaltıyor ve bütün bunlar sayesinde de şirketlerin hem sahiplerin nezdinde de diyeyim ama daha çok paydaşları, ki paydaşlar dediğimiz biliyorsunuz oldukça geniş bir kavram. Bütün bu çalışmaları yaparak paydaşların nezdinde itibarını da arttırıyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Peki Seyfullah Bey, aynı soruyu tek size yönlendirecek olursam, işletmelerdeki kurumsallaşma ve itibarın artırılması yönünde iş denetimi rolü nasıldır? Teşekkür ederim Mustafa Bey. İş denetimin kendisi zaten kurumsal davrandığı için kurumsal davranışın en önemli oyuncusu ve işletme sahibinin yol arkadaşıdır. Özet olarak diyebiliriz. İş denetimin kurumsallaşma rolündeki başlıklarına özet olarak bakacak olursak kısa bir şekilde, prosedürleri ve mevzuatları en iyi şekilde takip eder, işletmenin kurumsallaşmasına katkı verir, iş süreçlerinin düzenli olarak gözden geçirir, günceller, maddi kayıplara ve hatalı kararların almasına neden olur, iş denetim verimliliğine odaklanır, süreçlerin doğru işleyip işlemediğine, risklerin ne kadar etkin yönetildiğini tespit eder, gerekli iyileştirmeleri önerir, bütçe denetimi yapar, işletmenin hedeflere ulaşmasına ve yönetişim süreçlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Günümüzde iş denetimi anlayışı bu yapısıyla verimlilik ve katma değer açısından üst yönetime çok değerli bir kılavuzudur. İşletmenin sürdürülebilirliği ve işletme isteğine öncülük yapar. Özetleyecek olursak, iş denetim işletmenin kalıcılığına, itibarına ve kurumsallaşmasına yardımcı olur. Özetleyebiliriz. Değerli katılımcılar, işletme sahiplerinin güvenli işletme danışmanlarından beklentileri konusunda değerli katılımcılarımızın görüşlerini ve deneyimlerini dinleme fırsatı bulduk. İsterseniz bu aşamada soru cevap kısmına geçebiliriz. Sorusu olan katılımcılarımız varsa doğrudan panelistlerimize kendileri iletebilirler. Buyurun. Evet. Merhaba, teşekkür ederim. Evet, iş denetimle ilgili bir şey bahsettim. Dediniz ki, iş denetçiye, yani iş denetimi yaparken biraz bağımsız olma. Yani, nasıl bir tutarlı davranma anlamında. Sonra bir şey daha dediniz. İş sahibi, işveren, yönetimin arkasında olması gerekiyor. Şimdi arkasında olduğu zaman, burası bağımsız olacak. Bunu biraz aşağıdayız. Aslında doğru söyledim, bir çelişki yok. Şöyle ki, bunu kendi şirket uygulamalarımdan da biliyorum. İç denetçinin bir kere prensip olarak objektif ve bağımsız çalışması gerekir. Ama buradaki bağımsızlık kavramı tabii ki şirketin dışındaki birisi gibi değil. Sonuçta o şirkette çalışıyorsunuz, o şirketin sahibinden, yönetiminden ücret alıyorsunuz. Dolayısıyla o anlamda tabii ki şirkete bağımlısınız. Ancak yaptığınız denetimin ve denetimin sonuçlarının gerçekten doğru yere ulaşacağı ve yönetim tarafından dikkate alınacağı ve bunun şirkete bir artı değer yaratacak şekilde döneceğini hissettirmek, anlatmak üst yönetimin ve patronun görevidir. Bağımsız, arkasında durmayı bu anlamda kastediyorum. Yoksa iç denetçi yıl boyunca çalışır, raporlar yazar, bunu yönetime sunar, denetim kuruluna sunar. Ama bunun iyileştirilmesine dönük bir aksiyon almıyorsa şirket yönetimi ve patronu, bir sonraki denetimde iç denetçinin pek de bir etkinliği kalmaz diye düşünüyorum şirketlerde. Buyurun, Şumun Bey. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Buyurun. Evet, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben hani patronlarla konuştuğumuzda ya da kobi ölçeğinde işletmelerde yönetici olanlarla görüştüğümüzde hep şu soruyla karşılaşıyorum. Ya biz de yapalım istiyoruz bu işi de. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Evet. Yani şimdi bizim gibi meslektaşlarımız da diyoruz ki, biz de şöyle düşünün, ya biz de bu alanda faaliyet gösterelim ama nasıl yapacağız bilmiyoruz. Evet. Yani bir tarafta bir talep var, bir tarafta da bu hizmeti gerçekleştirecek insanlar var. Evet. Ama bunları buluşturacak bir platform yok. Evet. Yani sizin gibi şirketlerde veya derneklerde yöneticilik yapmış, şu anda danışmanlık yapmış, işte komite olduğu söyleniyor. Hani bu komiteye de çok bilinir olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu platform, bu insanları, bu çünkü artık
İşletmelerde de yapılan, ben iş denetimi böyle yaptım. İşletmede çok zor bir iş. Yani hep güvenilir insanları yerleştirmiş patron. Onları denetliyorsak dünyada zor bir iş yok. Doğru. Yani, patronlar, işletmeler artık bunu yapmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Evet. Meslek taşıları son derece yetkin. Şu anda çok da vizyonu geniş arkadaşlarımız var. Mesleki olarak, dünyaya bakış açısı olarak kendilerini eğitmiş. Bunlar da, bu patronlar da ya da bu işletme sahipleriyle nasıl buluşacak onu bilmiyor. Evet. Benim ricam, yani bizim odamızdan da, sizlerden de, üst düzey yöneticilerden de, Türkiye İşletme Enstitüsü, ben Aydınlık Tüden'in üyesiyim. Bunlardan da bu platformlardaki insanlarla, bunları yapmak isteyen insanlarla bizleri lütfen buluştursunlar. Buluşturacak organizasyonlar yapsınlar, etkinlikler yapsınlar. Şimdi insanlar bir ürünü tanıtmak için işte gıda fuarı yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bunun gibi bir şeye ihtiyaç var. Evet. Bir organizasyon ekleyelim. Evet. Ben de teşekkür ederim. Aslında kötü bir şey söyleyeceğim ama bazen şirketler içinde bir musibet bir nasihattan daha iyi olabiliyor maalesef. Şirketler de bazen iç denetim birimiyle ilgili, tabii halka açık şirketler için konuşmuyorum. Onlar da bir mecburiyet halinde. Ama diğer ve Türkiye'deki çoğunluğu temsil eden KOBİ ölçekli şirketlerde maalesef patron bu işi bizatihi kendisini yapabileceğini düşünüyor, kontrol ettiğini düşünüyor ve bir masraf kapısı olarak görüyor iç denetime ayrılan bütçeyi, kadroyu vesaireyi. Ama çoğu zaman da ortaya çıkan bir muhasebe hilesiyle bu bedelin kat kat fazlasıyla da karşı karşıya gelebiliyor suistimal nedeniyle. Burada şunu söyleyeceğim. Burada Ali Kamil Bey benim iç denetim deyince Türkiye'de ilk aklıma gelen isimdir. Yıllarca bu konuda çok önemli adımlar attı. Çok büyük katkıları var. Onun dışında odanın iç denetim komitesi var. Son derece güçlü bir altyapı. Eminim onların bu konularda, TİDE tabii başlı başına hali hazırda bu işi yürüten organizasyon. Eminim onların sizlerle şirketleri bir araya getirici organizasyonları çok fazla oluyordur. Ama ben de Naçizane Derneğim adına sizlere bir taahhütte bulunayım. KOTEDER üyelerimize iç denetimle ilgili bir eğitim bir kere verdik ama belki bir kere daha yeni gelinen noktayla ilgili bir eğitim daha vermeyi taahhüt edeyim huzurlarınızda. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet, zamanımız da sınırlı. Biraz önce Seyfullah Bey'in eklemek istediği bir konu vardı. O yarım kaldı. İsterseniz tekrar kendisine söz vereyim. Sonrasında paneli kapatacağız. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Biraz önce Mustafa Bey, OPET açısından ne düşünüyorsunuz enerji sektörü olarak diye sordu. Çok haklı. Bu sorumun cevabı aslında biraz önce son soru soran arkadaşımın da cevabı içinde. Bir iş denetçinin bir şirket için ne kadar önemli olduğunu gösterecek. OPET bildiğiniz üzere yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri almakta, satmakta, stoklamaktadır. Bu durumda faaliyetlerimizi icra ederken birçok mevzuata ve bazı kurulların kararlarına tabiiz. Mevzuatı biliyorsunuz, mali mevzuat. Tabi olduğumuz kurullar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu. Bizleri son derece kontrol etmekte ve ağır cezalar uygulamaktadır. Bunlara karşı mevzuatı takip eden kurulların kararlarını takip edip yönetimin doğru hareket etmesini sağlayan en önemli birim iç denetim birimidir. Özellikle bunu belirtmek istedim. Buna ek olarak iç denetimin yaptığı süreç önerileri de şirketin kurumsallaşmasına çok önemli katkılarda bulunmakta. Yapılan işlerde suistimal veya insan hatasını önlemektedir. Bu kadar önemli bir birim, bir hizmet işverenlerin gözünden kaçmamaktadır ve işverenler mutlaka sadece bizim gibi büyük şirketlerde değil, bayimiz olan akaryakıt istasyonu işletmeciliklerinde de iş denetim müdürlerinin veya iş denetim yöneticilerinin olduğunu zaman zaman gözlemekteyiz. Süreç ve ülkemizdeki mevzuat
bunu gerektirmektedir. Bunları takip edersek şirketlerin iş denetimi ihtiyacını göreceğiz. Zaten işverenler bunun bilincinde. Siz birazcık onlara mevzuatları ve tehditleri anlattığınızda direkt sizi bulacak ve sizden faydalanacaklardır. Çok evet, teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli görüşleri ve deneyimleri için Sayın Nalan Erkarakaş ve Seyfullah Atçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli katılımcılarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli panelistlerimize sunumlar için teşekkür ediyoruz. Yalnızca devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ara vermeyeceğiz. Bilmiyorum. Bir 5 dakika ara vermek istiyor musunuz? Hayır. Evet. Birazcık daha sabrederseniz devam ediyoruz. Evet. Şimdi işletme sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerinin mali müşavirlerce karşılanmasındaki kritik başarı faktörleri sunumunu yapmak üzere Sayın Ali Kamil Uzun'u sahneye davet ediyorum. Acaba bir yardım alabilir miyim? Meslek ailemizin çok değerli, saygıdeğer meslek mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte olmak ayrı bir mutluluk vesilesi. Biraz önce öğrendim, bir kardiyolog da bizlerle birlikte, bir tıp mensubu. Bundan da çok mutlu oldum. Beni daha önce çeşitli bu tür konuşmalarda dinleyen meslektaşlarım bilirler. Ben hep mesleğimi anlatmak için tıp metaforlarını kullanıyorum. Özellikle biz iç denetçiler nedir deyince biz de kurumların doktoruyuz. Onlara şifa dağıtıyoruz. Bir nevi sağlık mensubu sayılırız. Dahiliye mütehassısız diyoruz. Tabii değerli tıp insanı, hanımefendi, insanların kalp sağlığıyla, kalp damar sağlığıyla ilgileniyor. Biz de kurumsal hayatımızın aktörleri olan işletmelerimizin kalbini oluşturuyoruz. O nedenle de ortak yönlerimiz var. Hatta enstitümüzün kuruluş manifestosunu Ekim 1995'te yaptığımız ilk toplantımızda ifade ederken, açıklarken, sunarken konuşmamı da fonksiyonumuzu bir yüreğe benzeterek tamamlamıştım. Yürek atmaya başladı diye. Çünkü gerçekten bir kalp gibi çalışıyoruz. Atar ve toplar damarlarıyla. Bir yandan organizasyon içerisinde bilgileri topluyoruz, onları temiz bilgi haline getirmek için. Bir yandan da onu organizasyonun içine temiz bilgi olarak zikredilmesi, şeffaf bir şekilde de
paydaşların aydınlatılmasına da yardımcı oluyoruz. O yüzden de böyle bir ortak yönümüz var değerli hocam, kabul ederseniz. Tabii tereciye tere satmıyoruz ama ben her zaman şuna inanıyorum, metaforlarla işimizi mesleğimizi anlatmak çok daha kolay oluyor. Şimdi hepinizin bildiği gibi bu ay Uluslararası İş Denetim Farkındalık Ayı. Hatta bu ayın ikinci haftasını da biz Ulusal İş Denetim Farkındalık Ayı olarak da değerlendiriyoruz. Evet, biliyorsunuz bir hafta sonra da İslam aleminin Ramazan ayı, onu da 11 ayın sultanı diye nitelendiriyorlar. Aslında bizim bu Uluslararası Farkındalık Ayı da 11 ayın meslek ailesi olarak, kralı olarak değerlendireceğimiz bir ay. Biz her Mayıs ayını bu niyetle kutluyoruz. Ve her Mayıs ayında da sizlerle birlikte olma fırsatımız oluyor. İşte geçtiğimiz yılda 10 Mayıs'ta sizlerle beraberdik. Bugün de 8 Mayıs'ta sizlerle beraberiz. Bu ay mesleğin tanıtılması adına hem dünya çapında hem ülkemizde önemli etkinlikleri gerçekleştirdiğimizde bir ay. Tabii farkındalık ayı vesilesiyle hem mesleğimizi fark ettirmeye çalışıyoruz, hem meslek mensupları olarak, meslektaşlarımız olarak da kendimizi ifade etmek istiyoruz. Ben bu nedenle de bazı hashtagler hazırladım. Biliyorsunuz sosyal medya artık hayatımızın doğal bir parçası oldu. Bu hashtagleri bu sunum sırasında ilginizi çeken mesajlarla destekleyip sosyal medyada paylaşırsanız hem mesleğimizi fark ettiririz, hem kendimizi fark ettiririz. Böylelikle de bir fark yaratmışız diye de düşünürüz. Onun için de sosyal medya hesaplarımızı kullanalım. Hem de birbirimizi bu şekliyle de yakinen takip etmiş oluruz. Evet, ben kısa başlıklar altında işletme sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması sürecinde güvenilir işletme danışmanı olmanın kritik başarı faktörlerini size şu başlıklar halinde aktaracağım. Bir durum tespiti yapacağım. Daha sonra bir geleceğe bakış. Bir güvenilir işletme danışmanı olmanın özellikleri neler? Sunduğu fırsatlar neler? Ve bu konudaki kritik başarı faktörleri üzerinde de değinip konuşmamı tamamlayacağım. Şimdi bir durum tespiti yapacak olursak değerli meslektaşlarım, hep bunu tartışıyoruz. Vergi odaklı mıyız, bilgi odaklı mı çalışmamız lazım? Şu anda mesleğimizin tartıştığı durum bu. Vergi odaklı mesleki yaklaşımla aslında muhasebe mesleği olarak biz uyum sağlayıcı bir fonksiyon yerine getiriyoruz. Halbuki bilgi odaklı mesleki yaklaşım bizi de değer odaklı bir hizmet sunma imkanına taşıyor. Biraz önce çok değerli dostum Nalan Hanım iç denetim ve dış denetimi bize ifade etmeye çalıştı. Aslında biliyorsunuz iç denetim ve dış denetim muhasebe mesleğinin girdisi ve çıktısına güvence sağlayan birer fonksiyon. Çünkü biz muhasebeciler olarak bir yandan kayıt yaratıyoruz, öte yandan da mali raporlama ortaya koyuyoruz. İşte bilanço ve gelir tabloları olarak. İşin akçeli tarafıyla uğraşıyoruz. Tabii bu kayıtlar süreçlerde gerçekleşen işlemlerin sonuçları üzerine atılıyor ve onun üzerine de bir rapor çıkıyor. İşte o süreçlere girdi oluşturan bilginin güvenilirliğini, süreçlerdeki kontrol güvenilirliğini değerlendiren fonksiyon iç denetim. Yine bizim yapmış olduğumuz muhasebe kayıtları ve raporlaması sonucu ortaya koyduğumuz gelir tablosu ve bilançonun da doğruyu ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusundaki fotoğrafı çeken de dış denetçi. Bu nedenle biz aslında bir üçlü ayak oluşturuyoruz meslek olarak. Bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle sadece
muhasebe mesleği olarak işin bir yönünü yaptığımızda aslında değer yaratma adına, güvenilir işletme danışmanı olma adına bir artı katma değer yaratan bir başka alanımızın da olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu nedenle ya işlem odaklı işte kayıtları tutuyoruz ve tespit edici bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Ya da süreç odaklı bir yaklaşımla değer ortağı olmak gibi bir başka fonksiyona evrilme söz konusu oluyor. Değer odaklı yaklaşım da aslında öngörülü olmayı gerektiriyor. Şimdi biz meslek mensubu olarak bir yandan işlem bazında iş üretiyoruz. Ama öte yandan bu ağaçla orman misali ama ormanı görebilmek adına da süreçlere odaklanmak durumundayız. İşte o süreçlerde gerekli kontrollerin tasarlanıp tasarlanmadığı ve tasarlandığı gibi yönetilip yönetilmediği noktasında işte değer ortağı olma noktasında karşımıza iş denetimin bize sunduğu fırsatlar çıkıyor. Şimdi bir diğer noktada artık paydaşlar çok farklı beklentiler içinde değerli meslektaşlar. Sadece mali müşavirlik yönüyle kayıt tutan, işte onun vergisi için gerekli kayıtları yapan olmanın ötesinde çok farklı beklentiler içindeler. Kurumsal hayat bunu gerektiriyor. Neden? Çünkü teknoloji ile birlikte çok çeşitli riskler var. İşte siber güvenlikten bahsediyoruz ve Endüstri 4.0 ile birlikte gelecek gelişmelerden robot, yapay zeka, bakın yapay zeka artık hayatımıza girdi, robotlar ve muhasebe mesleğinin alın terini ifade eden alanlar artık teknolojiyle, yapay zeka ile birlikte bizden çıkıyor. İşin akıl teri tarafına odaklanmamız gerekiyor ki değer yaratalım, bir yandan da mesleki sürdürülebilirliğimizi devam ettirelim. Bunun yanı sıra bu teknolojinin sağladığı kolaylıklarla birlikte paydaşların da müşterilerin de beklentileri bu anlamda hızla artıyor. Her şeyden önce, daha önce işte o dönemi bilen meslektaşlarım da var aranızda, kalamozalar tutulurdu, kayıtlar atılırdı. Her şey kağıt ortamında giderdi. Hayat bir başka akardı. Ama şimdi teknoloji denilen bir olaya bu kağıtlı ortamı terk ettiğimizde, şimdi o teknoloji denilen kara kutu bize ne kadar güven veriyor? Şimdi bunun güvenilirliği noktasında yeni denetim tekniklerine ihtiyacımız doğuyor. Demek ki işimizi, işimizin ameli, yani alın teri tarafını elimizde alan bir teknoloji var. Ama o teknoloji bir yandan bunu elimizden alırken bir yandan da paydaşlar nezdinde bir risk olarak bir kaygı yaratıyor. Ya burada güvenilir sonuçlar mı üretiliyor diyor. O zaman da akıl teri tarafıyla kendimizi geliştirmemiz ve yetkinleştirmemiz gereken bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi işte bu açıdan güvenilir işletme danışmanı olmak, meslek mensubu olarak bizim geleceğimiz, mesleğin gelecekteki sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Öte yandan da biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu, artık yeni kanun demiyorum, eskidi. Çok farklı düzenlemelerle mesleğe fırsatlar sundu. İşte eskiden murakıplar vardı, işlevi olmayan. Şimdi bu iş artık bağımsız denetim olarak bir farklı, yani ehliyet sahibi insanlar tarafından yapılma zorunluluğu gündeme geldi. Ama onun ötesinde risklerin erken teşhis komitesi, işte yine iş denetime yönelik kanunda düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir noktada bir yandan bir de kanunun ruhu şu. Eski kanunumuz tedbirli yönetici, basiretli yönetici, basiretli tacir olma ilkesiyle hazırlanmış bir kanundu. Neydi basiretli tacir olmak? Yani her şeyi öngöreceksin, sorumlusun. Ama yeni kanun tedbirli yönetici özeni diye bir ilkeyi gündeme getiriyor. Bu da nedir?
Tedbirini aldın mı, bu konuda özen gösteriyorsan sorumlulukların sınırlanıyor. Tedbiri nasıl alacaksın? Bir yandan işte risklerin erken teşhisi konusunda gerekli düzenlemeleri yapıyor musun? İç kontrollerini değerlendirme konusunda iç denetimi faaliyetine yer açıyor musun? Bir diğer noktada bağımsız denetimden yararlanıyor musun? İşte bu aktörler devreye girince işletme sahibi açısından bir güvence fırsatı ortaya çıkıyor. İşte bize yeni bir iş fırsatı, bu konuda güvenilir işletme danışmanı olma konusundaki yasal altyapı bu. Şimdi evet, bağımsız denetim Bakanlar Kurulu'nun çizdiği çerçeve içerisinde belirli ölçekteki işletmeler için zorunlu. Bağımsız denetim yasal zorunluluk isteyen bir iş. Niye? Dış okuyucuya bir güvence vermeniz gerekiyor. Sizin dışınızdaki. Fakat ben iç denetimi, bazen hep soruyorlar, iç denetim için bir yasal zorunluluk niye yerine getirilmiyor? Ben iç denetimi ihtiyacen zorunlu olarak ifade etmek istiyorum. Demin bir arkadaşım sordu, işte bir yandan hem işletme sahipleri, ya bu iş güzel, yapalım edelim ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz noktasında. Burada iki gerçek var. Ya size hayat bu ihtiyacı bir zorunlu olarak karşınıza çıkartıyor. İşte doktor hanım burada hastalarını biliyor. Kimi bedenini o kadar hoyratça kullanmış ki ciddi bir kalp krizi geçiriyor. Bambaşka bir semptomla karşısına geliyor. Kimi de kendine o kadar iyi bakıyor ki erken teşhiste o risk ortadan kalkıyor. Nalan Hanım da onu söyledi. İşletmelerde de bu nasıl yaşanıyor? Ciddi bir dolandırıcılık ve suistimal olayıyla karşı karşıya kaldığınızda anlıyorsunuz ki bir iç kontrol sistemini gözden geçirecek bir iş denetçiye ihtiyacınız var. Ya da bu konuda bilinçli olacaksınız, farkında olacaksınız. Eskiden bilir miydik? Yok, süreli check-up'lar yaptırmak, işte belli sıklıklarla kendimizi check-up'tan geçirmek gibi böyle alışkanlıklarımız yoktu. Veya Allah'a çok şükür iştahı yerinde, su içse kilo alıyor der. Daha sonra da işte bir kalp damar rahatsızlığıyla da sıkıntı yaşadığında da ciddi bir diyet programıyla karşı karşıya kalırdı. Ama şimdi bilinçli birey ne yapıyor? Bu konuda sağlıklı beslenme, işte egzersiz yapma, bu konuda gerekli düzenli kontrolleri yapma gibi de bir yaklaşım gösteriyor. İşte bir de bu bilinçte olan işletmeler var. Bunlar tabii belli ölçeklerde ülkemizde yaygınlık kazandı. Ama ben küçük ve orta boy işletmeler açısından enstitümüz adına bir projemizden bahsedip sizi o konuda da rahatlatmak istiyorum. Sayın Başkan da burada. Şimdi üzerinde çalıştığımız küçük ve orta boy işletmelerde işletme sahipleri ve bu işletmelerde faaliyet gösterecek meslektaşlarımız için bir koçluk ve mentorluk projesi üzerinde bir proje başlatmak üzereyiz. İnşallah yakın bir zamanda bunu tamamladığımızda bu ihtiyacı da bir şekliyle gereğini yerine getirmiş olacağız. Ama tabii bu yetmiyor. Bu farkındalık istiyor. İşte biz bugün niçin buradayız? Bu farkındalığı yaratmak için. Erken uyarı sistemleri konusunda mükellefi uyandırmak, bu konuda bir bilinç yaratmak. İşte bu Mayıs ayını bu anlamda da değerlendirmek lazım. Müşterilerle belki bu toplantıları bir de müşterilerle yapmak lazım. Aslında bizim arzumuz oydu. Sonuçta yine biz bize diz dize hep beraberiz. Ama bunu bu Mayıs ayında hiç olmazsa işletme sahipleriyle birlikte yapsak aynı iftar sofrası gibi düşün. Hani 11 ayın sultanı Ramazan dedik. Biz de 11 ayın kralı farkındalık ayımızda mesleğimizi anlatmak adına işletme sahipleriyle böyle sohbet toplantıları gerçekleştirerek bu farkındalığı yaratabiliriz. İşte bu yeni kanun, ticaret kanunu da iç denetimle birlikte güvenilir işletme danışmanı noktasında da bir ihtiyacı zorunluluğu ortaya çıkartıyor. Demin değerli başkan yardımcımız Erol Bey bu üçlü savunma hattından bahsetti. Ben yine kısaca bir üzerinden geçeceğim. Bu çünkü bizim için çok önemli.
Burada değerli kardiyolog doktor hanımefendinin de huzurunda ondan da ilham alarak bazı metaforik benzetmeler de yapacağım. Şimdi burada gördüğünüz üçlü savunma hattı dediğimiz birinci savunma hattı aslında cephe. Cephede kim var? İş birimleri var. Süreçleri yönetenler, işi yönetenler. Riski alan onlar. İşte müşteriye gidiyorsunuz, işlem gerçekleştiriyorsunuz ve bununla birlikte de işinizi gerçekleştirebilmek için de risk alıyorsunuz. Ya kendi kendinizi kontrol etme becerisi göstereceksiniz. Burada zafiyet varsa sıkıntı olacak. Burada bir yandan işi yaparken neyi riske ediyorsunuz? İşinizi riske ediyorsunuz, itibarınızı riske ediyorsunuz. Mevzuat konusunda kural dışı uygulamalara belki yelteniyorsunuz. O zaman devreye kim giriyor? İkinci savunma hattı. İşte orada risk yönetimi, uyum yöneticisi, kalite kontrolcü. Çünkü ürettiğiniz mal ve hizmetin kalite standartlarına uygun olup olmaması konusunda ikinci savunma hattı da. Yani birinci kademeyi cephe olarak görürsek, ikinci kademede karargah bir benzetme yapacak olursak. Ama bu da yetmiyor. Bir genel kurmaya ihtiyaç var arka planda. İşte o da üçüncü savunma hattı, denetim. Denetim burada bir gözetim fonksiyonu. Yani kontrollere ve risklere güvence oluşturan bir fonksiyon. Şimdi erkek meslek mensupları bu benzetmemi daha çok seviyorlar. Bir futbol takımı dizilişini aldığımızda ileri üçlü, forvet, işte iş birimleri. Rakip sahada gol arıyorsunuz, hücuma kalktınız ama birdenbire topu kaptırdınız veya başarısız oldunuz. Ne oluyor? Top sizin sahaya doğru döndüğünde orta saha bunu göğüslemesi lazım. Oyunu kurmak ve tekrar karşı sahaya yıkmak adına. İşte orada da eğer bir falso olduğu an defans ve kaleciyle karşı karşıyasınız. İşte o defans ve kaleci iç denetim. O nedenle de hep söylerim. Futbol takımlarında en iyi teknik direktörler de ya defans ya kalecilerden çıkıyor. Niye? Oyunu okumasını bilen taraf. Çünkü hep oyun onun önünde, defansın ve kalecinin önünde cereyan idi. İşte iç denetçi de bu anlamda böyle bir fonksiyona sahip iş hayatında, kurumsal hayat içerisinde. Çünkü önün işte cephede, ileri üçlüde risk alan yöneticiler, alınan riskleri mevzuat açısından, kalite açısından değerlendiren, iş riskleri açısından değerlendiren bir orta kademe, ama onun akabinde de iş denetim fonksiyonu da bunu kuş bakışı gözeten bir fonksiyon olarak da karşımıza çıkıyor. İşte böylelikle de organizasyonun sağlıklı işleyebilmesi açısından da çok önemli. İşte burada güvenilir işletme danışmanı olma iddiasında bulunuyorsak, demek ki rol alacağımız bölüm iç denetim tarafı oluyor. Çünkü orada makro bakış açısıyla kurumsal oyunu büyük resmi gören ve okuyan bir yaklaşımla değerlendirebilmek adına organize olacağımız ve kendimizi konumlandıracağımız, pozisyonlandıracağımız tarafta iç denetim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kısaca bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra tekrar gelelim haleti ruhiyemize. Şimdi işte demin de ifade edildiği gibi, yani geleceğe bakışımız bizim aslında işte işletme sahiplerinin beklentilerini karşılamak, kendimizi güvenilir işletme danışmanı olarak nasıl konumlandıracağımız konusunda önem taşıyor. Burada üç tane yaklaşım görüyorsunuz. Bir, olayı gözünüzde büyütebilirsiniz. Nasıl yapacağız, nasıl becereceğiz, altından kalkar mıyız, kalkamaz mıyız? Halbuki hayatın gerçeği basit. Veya boynu kesik tavuklar gibi, tabiri caizse, ne yapacağımızı bilmeden gezinip dururuz. Bir diğer noktada ben ne alt ettim diye kara kara düşünür, içimizi karartır, ensemizi karartabiliriz. Şimdi bu üçü de
negatif bir durumu söz şey yapıyor. Ama böyleyse zaten yapacak bir şey yok. Yani burada enerji harcamaya gerek yok çünkü buharlaşan bir enerjiyle karşı karşıyayız. Nötralize ediyoruz kendimizi. O halde çok ünlü bir düşünürün çok sevdiğim bir sözü var. Hep bu toplantılarda ifade ediyorum. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Kendi geleceğimizi kendimiz yaratacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu kadar basit. Ya içimizi karartacağız, ensemizi karartacağız. Çıkmaz sokakta hissedeceğiz kendimizi. Ya da ya bu gelecek benim geleceğim deyip bunun bir hal yolunu, çaresini aramaya başlayacağız. İşte bunun için de önce bize nasıl fırsatlar sunuluyor bunun farkında olmamız lazım. İşte gelinen noktada yeni hizmet alanları ve hizmet alanı genişlemesiyle karşı karşıyayız. Hep şikayet etmiyor muyuz? Yaptığımız iş tek boyutlu, işte angaryalarla uğraşıyoruz, rutin işlerin tekrarlayan işlerle uğraşıyoruz. Yani bakın yeni hizmet alanları ortaya çıkıyor. Uzmanlaşma imkan ve fırsatları var. Katma değerli hizmet sunabiliriz. Kurumsallaşma ve müşterileriniz için değer ortağı olabilirsiniz. Bunun için ne yapacaksınız? İnsan kaynağı, metodoloji ve teknoloji yetkinliklerinizi geliştireceksiniz. Ama iş tatmini ve motivasyon açısından da bu sizin için bir fırsat. Burada da yapılacak olan farklı olma, güncel kalma, bir adım önde olma noktasında bir inisiyatif de bulunuyor olmamız gerekiyor. Şimdi şu var, gelecek yeni şeyler bizi kaygılandırmaması lazım değerli arkadaşlar. Yeni bir şey varsa bizim de söyleyecek yeni bir şeyimiz vardır. O zaman demek ki ezberimizi bozacağız. Bu yeni duruma göre bilgi, beceri kaynaklarımızı gözden geçireceğiz. Yetkinliklerimizi, belki iş ortaklıklarımızı gözden geçireceğiz. Çünkü bir problem varsa onun çaresi vardır. Dermanı olmayan, çaresi olmayan hiçbir hastalık yok. Hepsinin öyle veya böyle bir dermanını bulmak mümkün. Yeter ki biz arzu edelim ve biz bu konuda ne yapacağımız konusunda, nasıl konusunda çaba işte onun için burada bir aradayız. Bu toplantıları bunun için gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da benim şimdi kendimizi güvenilir işletme danışmanı olarak hissedebilmek için tecrübe edilmiş strateji olarak sizinle paylaşmak istediğim hususlar var. Şimdi hizmet stratejimiz eğer güvenilir işletme danışmanı olmaksa, yeni hizmet ve yeni uzmanlık alanları geliştirmekse bunun dört boyutu var. Bir, o konudaki iş ve sektör bilginiz. Var veya yok. Varsa mesele yok. Yoksa demek ki bu konuda iş ortaklarına ihtiyacımız var. Yani bilen kişi olmak, bu uzmanlık ve tecrübe istiyor. Sizin güçlü olduğunuz noktalar vardır ama yeni hizmet stratejiniz için orada gelişmeye ihtiyacınız varsa demek ki yeni bir iş ortağına ihtiyacınız var. Müşteri odaklı olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Bununla neyi ifade etmek istiyorum? Danışılan kişi olmamız lazım. Şimdi, bizim meslek mensubu olarak hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi alanda hizmet veriyor olursak olalım, danışılan biri olma noktasında gayret içinde olmamız lazım. Bu da kendimizi sürekli yenilemek, geliştirmek, birikim sahibi yapmaktan geçiyor. Danışılan olmak için. Bir de tabii erişen ve erişilen kişi olmak lazım. Evet, siz Allame-i Cihan'sınız ama kimse sizin farkında değil. Erişim kanallarınız yok veya siz kendinizi ifade etmek için erişme noktasında kısıtlarınız ve sıkıntılarınız var. İşte networking dediğimiz husus da buradan ileri geliyor. Daha çok yani sizin kimi tanıdığınızdan çok sizi kimlerin tanıdığı noktasında kendimizi geliştiriyor olmamız lazım. Bunun da değişik yolları var. Onları birazdan bahsedeceğim. Ve tabii her şeyin bu noktada bunları destekleyen bir noktada konunuzda ilk akla gelen kişi olmak. Yani bilinen ve tanınmış kişi olmak gerekiyor. İşte bu da
etkinliklere katılma, kendinizin entelektüel birikimlerinizi yazılarla, makalelerle, eğitimlerle ifade etme, çeşitli toplantılarda kendinizi ifade etme, her şeyden önce müşterinize bu konuda kendinizi ifade etme konusunda bir gayret göstermenizi gerektiriyor. Güvenilir danışman olmak üzere. Bunu matriksi bir de yatay ve dikey olarak değerlendirdiğimizde insan, hizmet ve müşteri boyutunda güvenilir danışman olmak. Evet, bakın, işin teknik yetkinlik bölümü dört ayaktan sadece birini oluşturuyor değerli arkadaşlar. Evet, her şeyin başı teknik yetkinlik, ama bu yetmiyor. Siz istediğiniz kadar konunun en yetkin kişisi olun. Bu konuda networking konusunda, işte danışılan olmak, liderlik konusunda, kanaat önderi olmak, ilk akla gelen insan olma konusunda bir gayretimiz, çabamız, bu konuda kendimizi geliştirecek herhangi bir aktivitemiz olmadığı takdirde, evet, kendimiz için bir danışman olabiliriz ama bir başkası için güvenilir danışman olmak, danışılan olma noktasında bir eksik durumdan o zaman söz ediyor oluruz. İşte güvenilir işletme danışmanı olmanın demin ifade ettiğim özellikleri dışında, bakın, sağ tarafta teknik yetkinlikleri sıraladık. Ama sol tarafta insani yetkinlikler de var. İşte asıl önemli olan kısım o. Odağında da iletişim yatıyor. Müzakere becerisi, iletişim, ilişki yönetimi, problem yönetimi, takım olma, takım halinde çalışma, ilişki kurma, liderlik becerileri. Demek ki bizim üzerinde duracağımız, kendimizi geliştireceğimiz nokta iletişim becerileri. Buna yatırım yapacağız. Ne kadar yetkin olursak olalım, bu yetkinliği satabilmek için kendimizi iletişim anlamında geliştiriyor olmamız lazım. Zaten işimizin kelime anlamı da işitmek ve dinlemekten geliyor. Denetçi neydi? Audit, audience, işitmek ve dinlemek. Değil mi? Doktorların da işi dinlemek. Hocam da dinliyor. Önce geliyor, derdini dinliyor. Sonra steroskopunu alıyor, bedenini dinliyor. Sonra muayene, teşhis, tedavi başlıyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Onun için ben doktora benzetiyorum kendimizi, bir dahiliye mütehassısına. Önce süreç sahibini, iş sahibini dinliyoruz. Sonra belli örneklerle organizasyonu dinlemeye başlıyoruz ve ondan sonra da teşhis ve tedavide bulunuyoruz. Ama bakın, hep bunlar bir iletişim becerisi gerektiriyor değerli arkadaşlar. Yani kendimizi bu konuda geliştirmek ve yetkin kılmak durumu. Bu da bir tecrübe. Ne kadar çok hasta bakarsanız o kadar çok İşin uzmanı oluyorsunuz. Onun için üniversite hastanelerindeki doktorlar daha çok rağbet görüyor. Neden? Orada daha çok vaka var. Biz de işte daha çok vakayla kendimizi geliştiririz. Demin arkadaşımın sorusuna da onu. Bu biraz da arkadaşlar yapa yapa kendimizi geliştireceğimiz bir iş, iç denetim. Çünkü burada farklı bir yapı var. Mesela işte tam tasdikte, KDV iadesinde veya işte bir bilanço ve gelir tablosunun çıkartılmasında bazı formatlarımız var, şablonlarımız var. O işi o şablonlarla görebiliyoruz. Ama bizim işimiz şablon işi değil. Biz terzi usulü çalışıyoruz. Her bedene ayrı elbise dikmek durumundayız. Bunun için de mümkün olduğu kadar farklı olaylarla karşılaşmak durumundayız. Bu da bir noktada başlayacak. Hani ya önce bir bilenin yanında başlayacaksınız, ya onunla bir işbirliği yapacaksınız ve daha sonra da kendinizi geliştireceksiniz. İşte berber çırağı da yarın ünlü bir berber olmak için önce ne yapıyor? Ustanın yanında çıraklık yapıyor. Ondan sonra kendi dükkanını açıyor. Aynı bunun da yolu buradan geçiyor. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Bizim bu konuda güvenilir işletme danışmanı olma konusunda, evet, niyetimiz var. Ama başarılı olmak için de kritik başarı faktörleri neler? Bir kere başta da ifade ettiğim gibi bakış açımızı değiştireceğiz değerli arkadaşlar.
Bu belki size çok soyut gelebilir ama ne demek istediğimi herhalde vermiş olduğum örneklerle anlattığımı düşünüyorum. Yani bulunduğumuz noktadan hep bakıp aynı şeyi görüyorsak orada bir sakatlık vardır. O zaman ne yapacağız? Bulunduğumuz noktayı değiştireceğiz. Çünkü arada engeller var. Daha farklı yerden, hani ezberimizi bozacağız. Konfor alanımızın dışına çıkacağız. Bakın danışman nedir? Danışman müşterisini mevcut konfor alanının dışına güvenli bir şekilde çıkaran adam demektir. Niye sizi danışman olarak tutuyor? Ya bir değişim için, yeni bir hamle yapmak için, ama bir yandan da bir konforu var. O alanın dışına da çıkmak onun işine gelmiyor. İşte bizim onu ona bir koçluk, mentorluk yaparak, yani ona o güveni vererek o alanın dışına, farklı bir alana taşıyor olabiliyor olmamız lazım. Bu da bir bakış açısı meselesi. Çünkü yoldaşlık yapıyorsunuz. İşte onun koluna giriyorsunuz, bir başka yola yürümesine ikna ediyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve uzmanlık alanı konusunda bilgi sahibi olacağız. Bilgi sahibi değilsek bilgi sahibi ortaklarımız olacak. Ve böylelikle birbirimizi tamamlayacağız. İşletme ölçeği çok önemli. Onun için önce her şeyin küçüğünden, basitinden başlayıp geliştirmek lazım. Şu anda hedefleyeceğimiz şey de KOBİ'ler. İşletme yönetiminin ilgi ve desteği önemli. O ilgi ve desteği sağlamamız gerekiyor. Bakın, demin yine bir soru geldi. Ona yine bir katkı olsun diye şey yapıyorum. Kim bağımsız, kim tarafsız? İş denetim deyince tarafsız ve bağımsız diyoruz, değil mi? Faaliyet bağımsız olmalı, iç denetçi tarafsız olmalı. Yani ben meslek mensubu olarak tarafsız olacağım ama benim rol aldığım faaliyet, yani iç denetimse bu bağımsız olacak. Bu bağımsızlık ne demek? İşletme organizasyonu içinde işte tepe yönetiminden güvence alacağı bir noktaya bağlı olması gerekiyor. İşte Nalan Hanım'ın söylediği de o. İşletme sahibi buna sahip çıkacak. Yoksa oradaki genel müdür, genel müdür yardımcısı, muhasebe müdürüne bağlı olursanız bağımsız olmazsınız. Bağımlı olursunuz. İşletme içinde bağımlı bir fonksiyonuz ama işletmenin iç fonksiyonları karşısında bağımsız olacağız. Ve tabii ki tarafsız olacağız. Peki diyeceksiniz ki adam parayı veriyor, düdüğü çalacak. Sen de her şeyden öyle horoz gibi karşısına nasıl dikileceksin? Parayı veriyor. Ben de oradan yine bir örnek hep veriyorum. Doktora gidiyorsunuz, değil mi? Tahliller yaptırdınız, doktor hanımın önüne oturdunuz. Şimdi onunla ilgili size bir değerlendirme yapmasını bekliyorsunuz. Şöyle mi diyoruz? Ya doktor, bak akşamın bu saati. Vizite ücretini de ödedim. Canımı sıkacak bir teşhiste bulunma. Tur gibisinde beni evime yolla mı diyorsunuz? Şimdi onun için işletme sahibi açısından da bağımsızlığımız bu şekilde korunmak zorunda. Ben niçin para bana veriyorsun? Ben senin sürdürülebilir, kurumsal varlığının sürdürülebilirliği için güvence var mı? Doktorun ya. Şimdi hem bana yatırım yapıyorsun hem de diyorsun ki aman bana kötü bir şey söyleme. O halde ne sen ne ben mutsuz olmayalım. Yani boşuna da paralar gitmiş noktasında. Onun için bizim demek ki bu tarafsızlık ve bağımsızlığı da bu şekliyle de konumlandırmamız lazım. İletişim becerilerinden bahsettim. Bu konuda iki yön. Çünkü bizim ne söylediğimiz önemli değil. Karşı taraf ne anlıyor? İşte benim yıllardır metafor kullanmamın nedeni, hikmeti de bu. Yoksa bu işin akademik, teknik tanımları, derya deniz her yerde var. Google hazretlerinden de her türlü bilgiye de ulaşıyorsunuz. Ama burada bir tecrübe var. Bu tecrübenin verdiği görgüyle ben kendi işimi nasıl daha basit anlatabilirim, o konuda bir farkındalık yaratabilirim diyebilirim. Bak, doktor hanımla da güzel bir iletişim kurduk. Birbirimizi anlıyoruz. O da şimdi iş denetçileri daha farklı görecek. Benim kalp ve damar uzmanlarını değerlendirdiğim gibi. Çünkü birbirimizde ortak yönlerimiz var. Böyle olduğu an işte bildiğimiz ve anlaşılır noktalarda kendimizi ifade etmemiz de kolay olacak. İşimiz ne? İç kontrollerin değerlendirilmesi. İç kontroller ne?
kurumların bağışıklık sistemi. İnsan hayatında, insan organizmasında bağışıklık sistemi neyse, kurumsal hayatında iç kontroller. Çünkü süreçler eğer kontrol edilebilir değilse, kontrol edemediğiniz hiçbir işi yönetemezsiniz. O zaman da amansız risklerle mücadele etmek zorunda kalırsınız. Bu iç kontrolleri kim değerlendiriyor? Biz değerlendiriyoruz, iç denetçiler. Yani onun için şifa dağıtıyoruz. Önleyici hekimiz. Dahiliye mütehassısıyız. Herhangi bir sıkıntı var mı, buna bakmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu işin bir ehliyetinin olması lazım. Yetkinlik belgesi, sertifikasyon. Ruhsatımız var. İşte Cumhur da söyledi. Bu ruhsatımızı uluslararası bir sertifikayla da taçlandırmak şanımıza yakışır. Çünkü o da bizi, çünkü sertifikasyon sınavlarına hazırlanmak kolay bir süreç değil. Ama sizi kendinizi yetiştirme, kendinizi fark etme, bilgi ve becerinizi yeniden test etme, kendinizi yeniden yaratma, ezberinizi bozma adına denemenizi tavsiye ettiğim bir süreç değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli. Ben oldum. Yılların mali müşaviriyim. Ne çıraklar yetiştirdim, yetiştiriyorum demek yok. Şimdi yepyeni bir alana yelken açıyorsunuz. O zaman o konuda da kendi iddianızı ortaya koymanız lazım. Bakın kendinizi geliştirmek adına önemli. Yeniden bir hayat bulmak adına önemli. Ve bu iş ekip çalışması. Bakın muhasebeyi tek başınıza defteri tutarsınız, kaydı atarsınız, raporu çıkartırsınız. Ama bir denetim işi, güvenilir danışmanlık işi yapmak istiyorsanız bir ekibe ihtiyacınız var. Bu ekibi de mutlaka kurmanız lazım. Tabii yine bizim mesleğin önemli bir konusu kurumsallaşma. Demek ki büroculuktan kurumsallığa doğru da bir süreci başlatıyor olmamız lazım. O zaman işte hizmet alanlarımızı zenginleştireceğiz, ekip halinde çalıştıracağız, gençlere el vereceğiz ve marka olacağız ve nesilden nesile devam eden bir şirketleşme ve kurumsallaşma olacak. İşte benim mensup olduğum, profesyonel olarak çalıştığım uluslararası firma böyle 100 yılı geride bırakmış. Aslında kişilerin kurduğu, o zamanın muhasebecilerinin kurduğu. Ama bugün bir dünya markası haline gelmiş. Biz de ismimizi marka haline getirme konusunda bir hedefimizin oluyor olması lazım. Bu nedenle de paydaşların gündemini ve bakış açısını anlamak zorundayız. İşte doktor ne yapıyor? Önce bizi anlamaya çalışıyor. Beslenme şeklimizi, genetik sıkıntılarımızı, genetik mirasımızı soruyor. Gittiğimizde doktora, ailede daha önce bu tür hastalık öyküleri var mı, tansiyon sorunları var mı gibi. Kurumun stratejik misyon ve amaçlarını, başarı ölçütlerini anlamak, hedefi ne, nereye gelmek istiyor. Tabii o bize bir umut veya umutsuzluk verecek. Gerçekten bir iddia varsa o kurumsallık adına, demek ki bize de orada bir ekmek var demektir. Ve kendi stratejik değerimizi arttırmak ve anlatmak durumundayız. Biz onun için çözüm ortağıyız. Onun yol arkadaşıyız, yoldaşıyız. Ve onun işte o konfor alanının dışına çıkmasındaki güvence noktasıyız, sigortasıyız. Bunu hissettirmemiz lazım. Ve yeni nesil insan kaynağını yönetmesini şimdi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın biz baby boomer'ız. Şimdi X, Y, Z kuşakları var ve şimdi iki nesil, ya daha doğrusu geçen yüzyılın doğanlarıyla bu yüzyılın doğanları birlikte çalışıyoruz. Bir de bu şey, yapay zekadan oluşma robotlar da var. Ha, şimdi burada tecrübemizi konuşturmak, bu nesilden nesiller arası iletişimi de çözmek ve onlardan da faydalanmak gerekiyor. Biz bugüne kadar başarı öykülerimizi yukarıdan aşağıya yazdık. Ama şimdi yeni dönemde başarı öyküleri aşağıdan yukarıya yazılacak. Yani işte tersine mentorluk dediğimiz o genç nesil var ya, onlardan da bizim öğreneceğimiz çok şey var. İşte böyle bir mekanizmayı kuruyor olmamız lazım. Ne kadar çok gençle beraber haşır neşir bir çalışma ve hizmet süreci kurarsanız o kadar çok kendinizi geliştiririz. Bakın bizim şirketin yaş ortalaması 30.
Bu nedenle sürekli kendinizi yeniliyorsunuz. Hocam biliyor, bak hep gençler elinden geçiyor hocamın. Ben hep hocamın gençliğine buna borçlu olduğunu düşünüyorum. Bakın hiç değişmiyor yani şey olarak. Çünkü gençlik aşısı, gençlik enerjisi bizim mesleğimizi de gençleştiriyor. Genç kalmak. Çünkü genç fikirli olmak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Genç fikirli olmak. Genç fikirli olmak nedir? Yarın düşünen, yarını hazırlayan, geleceği hazırlayan, kendini geleceğe. Şimdi genç fikirli olmamız lazım. Ve gençlerle birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu tarafsızlığı, bağımsızlığı anlattık. Bir de bu işin bir olmazsa olmazı kalite güvence gözden geçirme programı. Bir dış değerlendirmeye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz bu konuda da standartlarımız var. Meslek kararlarımız var. Bunlar nedir? Bizim kendi kendimizi gözden geçirip değerlendireceğimiz, kendimizi iyileştireceğimiz ve geliştirme adına da bize bir fırsat oluşturacak. Evet, demin de söyledim. İşimizi anlatmak kadar kıymetli ve önemli hiçbir şey yok arkadaşlar. Sen işini anlatmazsan ben senin işini anlamam. Ve hiçbir de gayret sarf etmem. Yani satıcı olacağız. İşimizi satacağız. Basit bir şekilde, karşı tarafın anlayacağı bir şekilde. Yoksa böyle içi seni dışı beni yakar. İç denetim, dış denetim. Olmuyor böyle. Veya çok teknik terimlerle bir şeyler anlatıyorsun. Adam dinliyor, korkuyor şimdi. Ya burada cahilliğim ortaya çıkacak, bir soru soracağım, ne yapacağım, ne edeceğim diye, fiyakayı bozmayayım diye hı hı deyip geçiyor. Halbuki karşı tarafı soru sormaya başladığımız an anlaşılmaya başlıyoruz demektir. Soru varsa anlaşılma vardır. Yoksa demek ki soru soracak bir şey yaratamamışız demektir. Bu bakımdan işimizi anlatma konusunda da bir kere kendimizi geliştirelim. Bu da bir iletişim becerisi. Bunun için bile özel çalışmamız lazım. Bu bile bir özel danışmanlık konusu. Hem itibarınız hem markanız açısından kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Tüm dünyaya, Türkiye'ye, mahalleye nasıl tanıtacaksınız? Bu bakımdan da çok önemli. İşte seçeceğiniz kelimeler de o. Bakın güvenilir işletme danışmanı diyoruz. Hani böyle havalı bir şey yapıyorsun. Niye? Hep bu ihtiyaçtan doğmuş. Yani biraz daha çekici olsun ve ilgi toplasın diye. Şimdi size bir soru soracağım. En büyük king, kral kim? Evet, bu soruma bir cevap arıyor. Yok hocam, siz cevabı biliyorsunuz. Başka? En büyük kral kim? Değil mi? Dedik ya 11 ayın kralı aydayız. İşte. Var mı cevabı olan başka? Açıyorum kutuyu. Ha? Açıyorum. Networking arkadaşlar. Deminden beri anlatmaya çalıştığım şey. Networking. Çünkü senin kimi bildiğin değil, kimi senin bildiğidir networking. Bu konuya yatırım yapacağız. Networking demek, hani ben birçok insanı tanıyorum ama beni kimler tanıyor? İşte asıl altın bilezik bu. Benim de en çok önem verdiğim husus bu. Ne kadar çok kişi tarafından tanınmak. Bu nasıl oluyor? İşte çıkıyorsunuz, burada bir konuşma yapıyorsunuz, bir yazı yazıyorsunuz, eğitim veriyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz, farklı alanlardaki işlerinizde başarı kazanıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bakın, çözüm üretmek, şifa dağıtmak, yardımcı olmak, iyilik peşinde koşmak networking açısından önemlidir. Ben onun için bu tür aktiviteleri hep aklımın zekatını vermek olarak değerlendiririm. Hacı amca malının zekatını veriyor. Ben de aklımın zekatını veriyorum. Buradan para kazanıyorum. Benim de ekmek teknem aklım. Ve bunu hep bana paraları bir kenara atmak değil, bir yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle bu şekilde meslek ailemizle de paylaşarak bilgiyi çoğaltmak ve bu aileyi güçlendirmek için kullanıyoruz. Bu da
networking açısından size yolsuz elektrik olarak geri dönüyor. Demek ki unutmayacağımız bir şey var. En büyük kral kim? Networking. Senin kimi bildiğin değil, kimi senin bildiğindir. Bugünden itibaren onun için yanınızda kart vizitiniz bol olacak. Şu şey, bu tabancasında kurşun olmayan asker gibi dolaşmanın anlamı yok. Değil mi? Karşılaştınız, tanıştınız hemen. Şimdi tabii elektronik ortamda da bunlar, işte sosyal medya, iletişim bilgileri şuydu buydu, bir sürü şey var ama ihmal etmeyeceğiz. Ah ya, kart veriyorum, benim yanımda yok, bitmiş ama sonra şey yaparım falan. Bu olmuyor. Ya işte gitti. Bir fırsat gitti. Bir zincire şey takacaktınız, halka takacaktınız. Gitti. Yani bunları kaçırmamamız lazım. Sonuç olarak toparlayacak olursak değerli meslektaşlarım, katma değer yaratan, proaktif olacağımız ve rekabette ve farklılaşmada bize avantaj sağlayacak bir kolektif süreçten bahsediyoruz bu güvenilir işletme danışmanı olma noktasında. Bu bir öğrenme ve değişim süreci. Onun için heyecan ve kaygıya gerek yok. Öğreneceğiz, değişeceğiz. Adım adım olacak bu iş ve kolektif olacak. Tek başınıza yürüyemezsiniz bu yolda. Onun için işte meslek örgütüyüz, bu sinerjiden yararlanmaya çalışıyoruz. Bir yandan odamız var, bir yandan da bizim enstitümüz var. Bu noktada çalışan, değer üreten, meslek ailesine katkı sunan. Bunun tabii bir geçiş ve uyum maliyeti var. O güne kadar öğrendiklerinizi, bildiklerinizi bir kenara koyacaksınız. Yeni bir dünyaya yelken açacaksınız. Doğru iş ve çözüm ortaklarına ihtiyacınız var. Sistematik bir süreç bu. Ve meslekte geleceğinizin sürdürülebilirliğinin güvencesi. Raf ömrünüzü uzatıyorsunuz. Bakın, süpermarkete giriyorsunuz, bir süt, kola alıyorsunuz veya bir konserve, son kullanma tarihine bakıyorsunuz. Bizim de son kullanma tarihimiz var. İşte bunu uzatmak, güncellemek nereden geçiyor? Kendinizi yeni ufuklar, yoksa sizi bir kenara koyarlar, ununuzu eler ve eleğin elek gibi duvara asarlar bizi. Bu bakımdan kendimizi sürekli geliştirmek. Bunun için motive olmak durumundayız. Buradan motivasyonumuzu sağlamak durumundayız. Ve bunun da ne de sürekli kendimizi güncelleyeceğiz. Farklı olmanın yollarını arayacağız. Ağlayan değil, mazeret üreten değil, marifetli olan kazanıyor arkadaşlar. Yani marifet de nerede? Bu işin farkını bulmaktan geçiyor. Bilgi ve teknoloji kaynaklarına, metodolojiye, eğitim, yani eğitime açık olacağız. Bakın, biz İSMO Akademi'de bu konuda eğitimler düzenledik, yaptık. İşte TİDA Akademi'nin eğitimleri var bu anlamda. Deneyimden yararlanacağız. Tabii kendi kişisel özelliklerimizin farkında olacağız. Ve her şeyden önce gelecekte var olma isteğimiz olacak. Yoksa, yani ben hep yeni bir işe kalkışırken üç şeyi test ediyorum. Bir, hırsım ve heyecanım yerinde mi? Destekliyor mu? Hala hırs ve heyecanım var mı? İki, sağlığım yerinde mi? Takatım var mı? Üçüncüsü de eşimin desteği var mı? Bakın, bu üçünden biri eksikse kalkışmıyorum. Eş desteği çok önemli. Bakın, bunu gençlere anlatıyorum. Onlar tabii şu anda aklı havada. Hani şey tarafına, eş desteğini pas geçiyorlar. Sonra anlayacaklar ne olduğunu. Ama bu üç şey, hırs ve heyecan, sağlık ve eş desteği. Çünkü ne yapıyorsunuz? İş ve eş birbirini tamamlayan iki önemli husus. Benim rahmetli annemin bir sözü vardı. Bu hafta da anneler günü, onun da ruhunu şad etmiş olayım. Benim seni sevdiğim kadar sen de işini ve eşini sev derdi. Ve işine ve eşine yanlış yapma derdi. Çok doğru bir söz ve ben bunun çok faydasını gördüm. Ve ne enteresan ki, mesleğim de işine ve eşine yanlış yapanlarla uğraşmakla geçiyor. Bizim iş böyle. Onun için anne sözü dinlemek lazım, ruhu şad olsun. Şimdi evet, bu nedenle gelecekte var olma isteğimiz varsa bu konuda motivasyonumuz vardır. Gerisini hallederiz.
Bakın hiç önemli değil. Hani gelecekte var olmak istiyorsak, geleceğe ortak olmak istiyorsak yarına hazırlanmamız gerekiyor. Onun da yolu bu konuda gayret sarf etmeyeden geçiyor. Şimdi bizim bu hafta 11 Mayıs'ta Eskişehir'de akademik forumumuz var. Bunun da çok güzel bir teması var. Tavsiye ederim. Gerçek zamanlı güvence modeli olarak sürekli denetim ve sürekli izleme. Yani yeni dünya düzeninin, yeni dönemin denetim anlayışı. Burada çok hem ulusal hem uluslararası konuşmacılarımız olacak. Benim de aynı zamanda karikatür sergim de olacak Anadolu Üniversitesi'nde. Meslektaşlarıma bu bu fırsatı kaçırmamalarını da tavsiye. İşte bunları takip edin. İşte networking veya işte kendinizi geliştirmek için fırsat. Tek şeyiniz zaman ayırıp gideceksiniz. Ücreti de yok yani. Bakın bunu da aklımızın zekatı olarak meslek ailesine, gençlere, üniversite dünyasına sunuyoruz. Efendim? Her şey var yani. Biz de hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Evet. Bunlar benim iletişim bilgilerim. Bakın bu da networking için bir fırsat. Takip edin, takip edeyim sizi sosyal medyada. Denetçinin günlüğü dile diye bir blogum var. O QR kodu onu gösteriyor. Oradan beni sürekli izleyebilirsiniz. Bu paylaştıklarımı sürekli güncelliyor ve yeni yazılarımı okuyabilirsiniz. Ve sonuçta değerli meslektaşlarım, sabrınızı daha fazla taşırmadan şunu söyleyeyim. Birlikte başarmanın yolu ve ektiğimizi biçmenin karşılığını görmek istiyorsak, işte bu meslek ailesi bütünlüğü içerisinde bize sunulan gelişim fırsatlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu vesileyle de ben İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'na ve onun değerli İş Denetim Komitesi'ne bizi sizlerle buluşturduğu ve böyle bir etkinliği yarattığı için çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık ve asıl büyük teşekkür sizlere sabır gösterdiniz, ilgi gösterdiniz, katılım gösterdiniz. Sağ olun, var olun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Herhangi bir soru varsa cevap alırım. Yoksa hayırlı akşamlar dilerim. Bizim web sitesinden bir kayıt yaptırın. Tamam. Web sitesi. Buyurun. Meslek mensubu olarak değil de bir öğrenci olarak size sorayım. Burada sizin konuşmanızı dinledim. Dediniz ki konforlu alandan dışarı taşımalıyız ve mentor etmeliyiz. Müşterilerimize dediniz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Siz diyorsunuz ki talebi yaratın. Ortada bir ama şu an bir talep yok gördüğüm kadarıyla. Babam 20 yılda aşkındır ki hem meslek odasında hem de bu mesleğin erbabı. Şöyle bir durum var. Eğer anonim şirketler kendi finansal tablolarını açıklamak zorunda olmasaydı denetçilere bundan fazla ihtiyacı olmayabilirdi. O yüzden orta ve küçük ölçek ve işletmelerin de denetime tabi olması ve onların bir ihtiyaç hissetmeleri için odaların ve SPK'ların daha bitmedi arkadaşlar. Bir de genel değerlendirme var. Hocam konuşacak. Bu denetimle ilgili regülasyon ve düzenlemeler için oluşturulacak yasal düzenlemelere biraz daha baskı yapması gerekiyor ki mali müşavirler için yeni bir iş kapısı ve iş sahası açılsın, pazar alanı daha çok genişlesin. Onunla beraber meslek erbapları da mesleki gelişimlerini ona göre sürdürebilsin. Bunu ben bir katkı olarak değerlendiriyorum. Zaten oda yöneticilerimiz de burada. Onlar da mesajı aldılar. Evet, şimdi ben sözü hocama bırakacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sunumumuzun sonuna doğru geliyoruz. Rica ediyorum katılımcılardan biraz daha sabır lütfen. Kapanış bildirisini sunmak üzere Marmara Üniversitesi İşletme Dekanı Sayın Nurhan Cömert'i sahneye davet ediyorum.
İSMO'nun çok değerli başkan yardımcısı, TİDE'nin çok değerli başkanı, çok değerli katılımcılar, meslek mensupları. Öncelikle iyi akşamlar diliyor. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. İşletme sahipleri için iç denetimin sunduğu fırsatlar konulu toplantının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir 14 sayfalık kapanış bildirisi sunacağım. Bakalım ne kadar sabır göstereceksiniz. İzlediğiniz üzere toplantı açılış konuşmalarıyla başladı. Bu bağlamda İSMO'nun başkan yardımcısı Sayın Erol Demirel bir hoş geldiniz ve teşekkür konuşması yaparak iç denetimin artan önemine dikkat çekti. Hızla gelişen teknolojinin işletmeleri, iş yapış biçimlerini ve dolayısıyla meslek mensuplarının iş yapma biçimlerini de değiştirdiğini ve bu değişimin meslek mensupları için yeni riskler getirmesi yanında yeni fırsatlar da sunduğuna vurgu yaptı. TİDE'nin değerli başkanı Murat Çağlar, öncelikle Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 9,13'lük kurumsal derecelendirme notu ile kurumsallaşmış bir sivil mesleki kuruluş olarak gerçekleştirdiği önemli faaliyetlere vurgu yaptıktan sonra iç denetimin evrensel kabul gören tanımından hareketle kurumsal yönetimde oynadığı rolü açıkladı. Muhasebe ve denetim meslek mensuplarının gelişimine önemli katkılar sağlayan iki kurumun işbirliği yapmasının önemine de dikkat çekmiş oldu. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ya da kısa adıyla İSMO, İç Denetim Komitesi Başkanı Sayın Cumhur Karatepe, 2010 yılında kurulan İç Denetim Komitesi olarak misyon ve vizyonları doğrultusunda gerçekleştirdikleri yayınlar, seminerler, toplantılara katılım, meslek mensuplarının iç denetim konusundaki farkındalıklarını artıran konferanslar ve benzeri toplantılar şeklinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri açıkladılar ve yol haritaları hakkında da bilgi sundular. Açılış konuşmalarını takiben mali müşavirler için güvenilir danışman olma yolunda iç denetimin sunduğu fırsatlar konulu bir konuşma yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel, iç denetimin neden gerekli olduğuna vurgu yaparak, iç denetimin meslek mensuplarına ne gibi fırsatlar sunduğunu açıkladı. Bu bağlamda özellikle iç denetimin risk yönetimi, kontroller ve yönetişimin etkililiğini değerlendirmedeki güvence rolüne ve bu konulardaki danışmanlık fonksiyonuna dikkat çekti. Risklerin fırsata dönüştürülmesinde iç denetimin rolünün altını çizerek iç denetim konusunda farkındalığın daha da artırılması gerektiğini söyledi. Sayın Mustafa Sönmez'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen İşletme sahiplerinin güvenilir işletme danışmanlarından beklentileri konulu oturumda ise Borsaya Kayıtlı Ortaklık Yöneticileri Derneği'nin Başkanı Sayın Nalan Erkarakaş, işletme sahiplerinin güvenilir işletme danışmanlarından beklentilerinin esasen sorunun içinde vurgulandığını belirterek en önemli beklentinin yetkin ve değer yaratan danışmanlar olduğunu ve bu özelliğiyle iç denetimi işaret etti. İç denetçiden beklentilerin ise güvenilir bilgi akışı, risklerin sektöre uygun şekilde teşhisi, analizi, varlıkların korunması, politika ve prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesi gibi konularda güvence ve danışmanlık hizmeti vermek olduğunun altını çizdi. İç denetimin kurumsallaşmadaki rolü nedir sorularına yanıt aranırken
Sayın Karakaş özetle şöyle cevap verdiler. Halka açık şirketlerde en önemli konu şirketlerin finansal tabloları ve kamuya açıklanan mali bilgilerinin güvenilir olması. Bağımsız denetim bu bilgilerin güvenilir olmasında önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Oysa iç denetim biraz daha önemli bir fonksiyona sahiptir. Süreç odaklı çalışarak faaliyetlerin etkili ve verimli olması, varlıkların korunması ve mevzuata uyum amaçlarına hizmet eden bir fonksiyon olduğu için de zaten finansal bilgilerin de güvenilir olma amacına da hizmet ettiğine dikkat çekti. Sayın Atçı ise iç denetimin kurumsallaşmada çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak iç denetimin gerek risk yönetimi, gerek iç kontroller, gerek yönetişimin etkililiğini değerlendirmesi nedeniyle kurumsallaşmaya doğal olarak çok katkılar sağladığını söyledi. Oturum meslek mensuplarının soru ve cevaplarıyla sona erdi. İşletme sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerinin mali müşavirlerce karşılanmasındaki kritik başarı faktörleri üzerine bir konuşma yapan TİDE'nin kurucu ve onursal başkanı Sayın Ali Kamil Uzun, mesleğe metaforik bir bakış açısıyla yaklaşımını bir yana bırakırsak, öncelikle bir durum tespiti ortaya koydu. Vergi odaklı mesleki yaklaşımdan hareketle uyum sağlayıcı rolünü benimseyen meslek mensuplarının bu yönde bilgi odaklı mesleki yaklaşıma evrilerek değer ortağı olma yolunda bir rol üstlendiklerini ortaya koydu. Oysa günümüzde meslek mensuplarının işlem odaklı yaklaşımdan hareketle tespit edici bir anlayışı benimsemelerinin çok daha önemli olduğuna vurgu yapan Sayın Uzun, süreç odaklı yaklaşımla değer ortağı olmanın gerekli olduğunu söyledi. Bu tespitten hareketle değer ortağı olmak esasen değer odaklı yaklaşım gerektirir diyen Uzun, değer ortaklı yaklaşımın öngörülü olmayı gerektirdiğini söyledi. Bütün bu bağlamsal ilişkiler perspektifinden konuya bakıldığında işletme hakkında her gün karar almak durumunda olan pay ve menfaat sahiplerinin beklentilerinin farklılaşarak arttığı, gelişen teknolojiyle birlikte iş hacimleri ve işlemler artarken risklerin de çeşitlendiği görülüyor dedi ve hiç şüphesiz teknoloji mesleki hizmet faaliyetlerini de kolaylaştıran, hizmet kapasitesini ve verimliliği artıran önemli bir araçtır. Kazanılan zaman ve yeni yöntemler daha farklı alanlar ve olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla değişimi ve dönüşümü yakalayan, teknolojiyi iyi kullanan meslek mensupları müşterilerinin beklentilerine cevap verebilir ve hizmet verdikleri işletmelerde dönüşüme destek veren güvenilir danışman rolüne evrilebilirler. Güvenilir danışman rolü ile bağlantılı olarak işletmelerde üçlü savunma hattını ve bu kapsamda kurumsal itibarın korunması, kontroller ve risk yönetim süreçlerinin etkililiği konusunda üst yönetime güvence sağlayan iç denetim fonksiyonunu ve buna binaen önemini de ortaya koydu. Meslek mensuplarının işletme sahiplerinin beklentilerini karşılamada nasıl bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini yine metaforik benzetmelerle açıklayan Uzun, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır diyerek fütüristik bir yaklaşımla güvenilir danışman olmanın sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Özellikle yeni hizmet alanları, uzmanlaşma imkanı ve fırsatlar, katma değerli hizmet sunma, kurumsallaşma, müşteriler için değer ortağı olma, insan kaynakları politikaları, metodoloji ve yetkinlikleri geliştirme, iş tatmini ve motivasyon sağlama konularında görüşlerini ortaya koyan Uzun, farklı ol, güncel kal yaklaşımıyla bir adım önde olmanın altını çizdi. Meslek mensuplarının nasıl bir hizmet stratejisi geliştirebilecekleri konusunda da önemli tavsiyelerde bulundu.
İlk akla gelen danışılan kişi olma amacı doğrultusunda müşteri odaklı iş ve sektör bilgisini sürekli geliştiren, etkili iletişim becerilerine sahip, yetkinliğe ve uzmanlığa önem veren ve bunları sürekli geliştiren, yenilikçi bir anlayışla değişimi yönetebilen, takım kurmayı bilen, liderlik ruhuna sahip meslek mensuplarının güvenilir danışman olarak iş sahiplerinin vazgeçilmesi olabileceğini de ortaya koydu. Hizmet stratejisinin kritik başarı faktörlerinin önemine dikkat çeken Uzun, hizmet verilen kurumun misyonu, vizyonu, kurumsal amaçları ve planlarını anlamanın ve bu süreçleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmenin ve hizmet veren olarak kendilerinin de bir kalite güvence değerlendirmesinden geçmelerinin önemini açıkladı ve son olarak meslek mensuplarının işinin gerçekten ne olduğunu insanlara doğru olarak anlatma sorumluluklarına vurgu yaptı. Sözlerini networking'in öneminin altını çizen bir özdeyişle tamamladı. Önemli olan senin kimi bildiğin değil, kimlerin seni bildiğidir. Sürçülisan ettiysem affola. Sabrınız için çok teşekkür ediyor. Güzel bir akşam diliyorum.